Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cansu. Sözü Melda Hoca'ya vermeden önce Köstebek Akademisi'nden ve Feminafi'den bahsetmek istiyorum ben çok kısaca. Köstebek Akademisi olarak 2014 yılında bize her yer üniversite diyerek yola çıktık. Bilimin doğa ve toplumu yararına değil, sermaye yararına gerçekleşmesine ve bilimsel bilginin metalaşmasına, eğitimin dört duvar arasına hapsedilmesine karşı bir itirazı barındırıyor aslında bizim yolculuğumuz. Bilimden, barıştan, özgürlükten yana ses çıkardık ve çıkarmaya da devam edeceğiz bundan sonra da. Derslerimizi pandemiyle birlikte online mecralara taşımış olduk. Yani birçok farklı şehirden arkadaşımız formu doldurdu. Birçok farklı şehirden arkadaşımız var şu an burada. Bir araya gelme olanaklarımızın oldukça kısıtlı olduğu bugünlerde umarım bu buluşmanın kendisi hepimize iyi gelir, bir umut olur ve umarım en kısa zamanda da bir araya gelebiliriz. Yine yan yana etkinliklerimizi gerçekleştiriyor oluruz. Feminafi'ye gelince de Feminafi başta üniversiteler olmak üzere toplumun her alanında kadınların maruz bırakıldığı eşitsizliğe, baskıya ve şiddete karşı ses çıkaran ve buna karşı da mücadele eden bir üniversiteli ataerkil bir sistemin içerisinde yaşıyoruz ve kadınlar olarak türlü türlü ezilme biçimlerine maruz bırakılıyoruz. Feminafi tüm bunlara karşı sesini yükselten ve mücadele eden bir yerde duruyor. Daha detaylı bilgi almak isteyen olursa veya Feminafi'ye katılmak istiyorum, çalışmalarından haberdar olmak istiyorum diyen olursa etkinlikten sonra bana mesaj atabilir veya ben dilerseniz gruba bir link de yollayabilirim. Çalışmalardan haberdar olmak isteyenler için o form doldurulabilir. Bugüne gelince de Melda hocamız var bugün. Melda Yaman'la kapitalizmde kadın emeği konusunu konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Kadın emeğinin kapitalizmde nasıl şekillendiğini ve kapitalizmle ataerkilin etkileşiminde nerede durduğunu, emek süreçlerinde kadınların yaşadığı sorunları konuşacağız biraz. Aslında bu konuyla ilgili konuşacak çok fazla şey var. Ben uzatmayacağım sözü Melda Hoca'ya vereceğim. Söz sizde hocam. Çok teşekkür ederim Cansu. Sana da, bütün Köstebek Akademisi'ndeki arkadaşlara da. Çok güzel sizinle burada birlikte olmak. Hakikaten teşekkür ederim. Hepiniz de hoş geldiniz. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Şöyle düşünüyorum ben. Pandemi bize elimizdeki temel bir aracı, bir organı hatırlattı. Aslında bu online ortamlara erişimimiz vardı. Bir şekilde bir araya geliyorduk ama çok kısıtlıydı da çok kullanmıyorduk. Umarım tez zamanda yan yana geliriz. Beraber yüz yüze sohbetler ederiz, tartışmalar yaparız. Ama bu aracı da her zaman için kullanmakta fayda var. Gerçekten hem bir sürü masrafı azaltan hem de dünyanın çeşitli coğrafyalarından hepimizi bir araya getiren bir araç. O yüzden devam edecek diye düşünüyorum bundan sonra da. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Neler konuşacağız? Ama şunu söyleyeyim. Ben konuşurken aklınıza takılan bir şey olursa, sormak isterseniz, eklemek isterseniz, açmak isterseniz lütfen müdahale edin. Lütfen sözümü kesin ve siz de katılın. Beraberce söyleşelim. Söz alırken de kadın arkadaşlarımızın öncelikli olacağını söyleyeyim. Bunu özellikle de belirteyim. Şimdi dediğim gibi lütfen kendinizi rahat hissedin ki bu bir şey olsun. Yani hem yöntemi hem yolu hem de biçim açısından daha başka türlü bir söyleşi yapalım birlikte. Ben de kendimi böyle rahat hissederim. Şimdi ben birkaç slayt hazırladım. Bunlar sadece sizin anlattıklarımı birazcık daha böyle ete kemiğe büründürmek için aslında. Yoksa çok önemli slaytlar değiller. O yüzden çok şey değil ama eğer izleyebilirseniz daha iyi olur kanaatindeyim. Şöyle bir çerçeve hazırladım size. Kapitalist toplumda kadın emeğini ve kadınların konumunu anlamak için çok önemli, son dönemde de bayağı hız kazanmış, pandemiyle birlikte de çok gündeme gelmiş bir çerçeve üzerinden anlatacağım. Toplumsal yeniden üretim yaklaşımı üzerinden anlatacağım. Bu ne demek aslında? Yavaş yavaş açılacak ama ilk önce şöyle bir şey oluşsun kafanızda. Muhakkak ki bilenleriniz var. Bu literatüre yakın olanlarınız, aşina olanlarınız var.
Onlar için tekrar olabilir. Belki ilk defa karşılaşanlar da olabilir aranızda. Şimdi şöyle temel bir ayrım var. Kapitalist üretim dediğimiz üretim biçimi, üretim ilişkileri bir yanda, toplumsal yeniden üretim dediğimiz emek süreçleri de bir yanda duruyor. Bunlar birbirinden ayrık dünyalar değiller. Aslında çok kesiştikleri noktalar var. Bunları da göreceğiz. Ama esas olarak baktığımızda, cinsiyetçi iş bölümü bakımından baktığımızda, kapitalist üretim süreçlerinde esas olarak ücretli emekçiler ve erkek çalışanların olduğunu görüyoruz. Yani norm olarak böyle olduğunu görüyoruz. Yani kabaca söyleyelim, Türkiye'de mesela erkeklerin istihdama katılma oranı %70'in üzerindeyken, bu değişiyor tabii ki, 73 olur, 71 olur. Kadınların ise %31 civarlarında, yani 100 kadından 31'i sadece çalışabilir konumdaki kadınların 31'i istihdamda. Bunların bir kısmı da işsiz zaten. O yüzden çok düşük bir kadın kitlesinin ücretli işte olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki alan ayrılıyor ama çocuğa kim bakıyor diye bakarsanız, burada da %90'ın üzerinde kadınların baktığını biliyoruz zaten. Veriler de var bu konuda. Şimdi bunları yavaş yavaş geçeceğiz ama ilk önce bu soyutlama düzeyinde kapitalist üretimden, kapitalizmden, sermaye birikiminden, sermaye ilişkilerinden, biliyorsunuz bunların hepsi aynı anlama geliyor aslında. Fakat Türkçe'ye çevirisinde bir problem var. Yani hem kapital hem sermaye aynı sözcüğü kullanmak için Türkçe'de karşılık olarak seçiliyor, kullanılıyor. Sermaye birikimi diyoruz, kapitalizm diyoruz, kapitalist diyoruz, sermayedar diyoruz. İşte kapital, biliyorsunuz Marx'ın o büyük eserinin adı Türkçe'de kapital diye çevrildi. Ama kapital diye bir şey hiçbir zaman için kitabın 3 cildine de geçmez. Kapitalizm de geçmez zaten. Kapitalist birikim geçer, sermaye geçer. Bunu da not düşmüş olalım. Ne anlayacağız? En soyut düzeyde kapitalist birikimden, kapitalizmden ne anlayacağız? Şimdi eğer görebiliyorsanız bu şekle beraberce bakalım. Bir kere kapitalizm dediğimiz genelleşmiş meta üretimi. Ne demek genelleşmiş meta üretimi? Bu kafanızda bir şeye karşılık geliyor mu acaba? Yani şu anda maaşına 6 bin lirası var. Sesi açık olan var, kapattım. Güzel olur. Kapattı, tamam. Evet, kapitalist üretimin genelleşmiş meta üretimi olmasının çok kabaca anlamı şu: hayatımızı idame ettirmek için gerekli olan besin maddelerinden giyeceklere kadar. Şimdi hepimiz odaların içerisindeyiz, etrafınıza bir bakın. Satın almadığınız neredeyse tek bir nesne bulamayacaksınız. Hepsini, yani biz yaşamsal ihtiyaçlarımızı temel olarak piyasadan para karşılığında almak durumundayız. Ve onların her birisi piyasada meta karakteri kazanmış durumdalar. Yani insan emeğinin ürünleri bugünkü koşullarda, kapitalist koşullarda sadece ve sadece satılmak için üretiliyor. O da meta karakteri taşıması anlamına geliyor. Nerede oluyor? Nerede gerçekleşiyor bu üretimler? Fabrikalarda, otel, atölyelerde, ofislerde, bunları biliyorsunuz. Peki buradaki emek ilişkisi ne? Ücretli iş ilişkisi. Ve çünkü kapitalizmde de esas olarak emek gücü, yalnızca emek gücü diyoruz, meta karakteri kazanmış durumda. Emek süreci bir kapitalist sömürü süreci. Çünkü işçilerin, biliyorsunuz ki, ürettikleri, daha doğrusu yarattıkları değerin bir kısmına üretim araçlarına sahip olan kapitalistler el koyuyorlar. Bu bir sömürü ilişkisi. Tabii ki kapitalizm öncesinde de sömürü söz konusuydu. Feodal toplumda mesela feodal sömürü vardı. Doğrudan artığa el konuluyordu. Şimdi ise yaratılan değere el konuluyor. Ve bütün bunları organize eden, örgütleyen bir kapitalist devlet söz konusu. Şimdi meta üretimi ilişkilerinde kadınların da olduğunu biliyoruz. Ücretli çalışanların da önemli bir kısmını kadınlar oluşturuyor. Biraz sonra daha ayrıntılı değineceğim oralara. Ama şunu biliyoruz: kadınların kadın olmalarından ötürü emek ilişkilerinde maruz kaldıkları ayrımcılıklar, eşitsizlikler, ücretten iş akdinin
kurulmasına kadar, işte iş görüşmesinden çalışma alanının belirlenmesine kadar, sektörden krizde karşılaştıkları sorunlara kadar çok farklı sonuçlar doğuruyor. Yani kadın işçilerin emek süreci, erkek işçilerin emek sürecinden sadece ve sadece kadınlar kadın oldukları için farklılaşabiliyor. Bu kadar şimdilik aklımızda dursun. Devam edelim. Şimdi bakıyoruz etrafımıza. Her şey meta ama meta olmayan şeyler de var. Yani meta karakteri kazanmamış ürünler, sermaye ilişkisi içerisinde süre gitmeyen başka ilişki ve üretim biçimleri var. Bunlar neler? Bunları ayrıntılı olarak biraz sonra göreceğiz. Bir yanda meta üretimi var. Ama öbür yanda hane içerisinde emek süreçleri var. Ve bu emek süreçlerinin büyük bir kısmını kadınlar üstlenmiş durumdalar. Daha doğrusu kadınlar üstlenmiş demek de doğru değil. Kadınlara yüklenmiş durumda bu emek süreçleri. Bunlara geleceğiz neler olduklarını ama kabaca biliyorsunuz bakım süreçleri, temizlik, yemek gibi bütün o süreçleri içeriyor. Şimdi kapitalist üretim ilişkilerinde ücretli iş söz konusuyken, yani hiçbir çalışan ücret aktı yapmadan bir iş yerinde çalışmaz biliyorsunuz ve emek sürecinin karşılığında bir ücret alır. Bu tabii ki yarattığı değerin, çalıştığı zamanın çok daha az kısmını karşılayan bir ücrettir ama ücrettir. Ne olursa olsun karşılıklıdır. Ama hane içerisindeki emek sürecine bakalım. Buradaki bakım süreçleri, yani çocuğun, yaşlının, hastanın, kocanın bakım süreçleri kadınlar tarafından ücretsizce karşılanır. Bir iş akdi yoktur, sermaye koşulları söz konusu değildir. Ve bu yüzden de hane içerisinde bir sermaye, en azından dolaysız bir emek sömürüsü, kapitalist sömürü söz konusu değil. Kapitalist sömürüsünün olmayışı hiçbir emek sömürüsünün olmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü hane içerisinde de bir tahakküm ilişkisi söz konusu, bir emek beden sömürüsü söz konusu ve aslında bir tür eril tahakküm söz konusu. Ve bu yüzden kadınların da hane içerisindeki emek sürecinin aslında bir eşitsiz ilişkiler evreninde konumlandığını biliyoruz. Şimdi kapitalist devlet doğrudan haneyi böyle emek piyasalarını belirlediği gibi belirlemiyor. Ama bir sürü politika, bir sürü araç yoluyla aslında sosyal politikalar, işte istihdam politikaları, sonra işte haneyle, aileyle ilgili politikalar. Şunları aklınıza getirin, işte 3 çocuk doğurun, yok 5 çocuk doğursun kadınlar, yok kahkaha atmasınlar filan. Bunların her birisini birleştirdiğinizde de aslında devletin bizzat hane içerisinde belirleyici politikalar ürettiğini söyleyebiliriz. Ama tabii ki hane içi kapitalist emek süreçleri kadar birebir devletin kontrolünde değil, onu aşan veçelere sahip ama büyük bir oranda da kapitalist politikalar tarafından belirleniyor, yönlendiriliyor, şekillendiriliyor. Şimdiye kadar yavaş yavaş geldik. Neyi gördük? Bir kere şu ana kadar günümüz toplumunda bir yanda sermaye ilişkilerine dayalı emek süreçlerinin olduğunu, burada ücretli ilişkinin söz konusu olduğunu, artı değer sömürüsünün bulunduğunu ve buradaki emek ilişkilerinin aslında kapitalist, ya yani daha doğrusu bir burjuva devlet tarafından yönlendirildiğini, yönetildiğini, ama buna paralel olarak hane içerisinde bir emek sürecinin süre gittiğini ve bu emek sürecinin kapitalist sermaye ilişkileri doğrudan kapsamında olmadığını, görülemeyeceğini, çünkü bir kapitalist söz konusu olmadığını, kapitalist sömürden bahsedemeyeceğimizi, kadınların bu emek sürecinde çok yoğun olarak çalıştıklarını ama bunun karşılığında ücret almadıklarını, bu yüzden buradaki hane içerisindeki emek sürecinin karşılıksız emek süreci ya da görünmeyen emek olarak adlandırıldığını ve bu iki emek sürecinin birbirinden ayrık olduğunu şimdilik gördük. Buraya kadar şunu da söyledik ama onu da ekleyelim. Devlet, kapitalist devlet, burjuva devlet hane içerisini doğrudan etkilemiyor gibi görünse de türlü politikalarla, sosyal politikalarla, istihdam politikalarıyla, aile politikalarıyla aslında burayı, hane içerisini yönlendirdiğini, biçimlendirdiğini gördük. Buraya kadar sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz
Bir konu var mı? Lütfen sorun, ekleyin. Sesli düşünmek isteyen olursa lütfen sesli düşünsün. Tamam, devam edeceğim. Şimdi biz söyleyebilir miyim hocam ekleme tabii yapmak ki. İçin? Tabii ki. Geçenlerde Cumhurbaşkanı'na bir kadın işte şey demişti, atanamıyoruz, iş bulamıyoruz gibisinden. Kendisi de şey demişti, işte kocan çalışıyor mu demişti mesela. O verdiğiniz örnek, hani devlet hanici belirleyici politikalar dediniz ya, aklıma bu geldi direkt. Çok güzel bir örnek. Tam da böyle işte. Yani bu toplumun, bu toplumdaki insanların, erkeklerin ve de kadınların hücrelerine kadar sinmiş olan, aslında sadece Türkiye'den bahsetmiyorum, dünyanın genelinden bahsediyorum, bir norm var. O da haneyi geçindirenin erkek olması gerektiği. Neden sorusunun yanıtı yok aslında. Neden sorusunun mantıklı, açıklanabilir, arkasında durulabilir, savunulabilir bir yanıtı yok. Bu yanıtı biraz sonra hep beraber ataerkil ilişkileri incelerken bakacağız. Beraberce orada düşüneceğiz. Çok güzel bir örnekti. Teşekkürler. Rica ederim hocam. Buraya kadar anlattıklarım aslında ciddi bir toplumsal yeniden üretim bakış açısının ortaya koyduğu ürünler. Fakat toplumsal yeniden üretim feministlerine de aslında kaynaklık eden en temel şey Marx'la Engels'in kendisi. Biliyorsunuz Engels'in doğumunun 200. yılını kutluyoruz bu sene. Öyle bir hem anıma hem bir kutlama diyelim. Onu da böyle kısaca anacağım. Bir parantez açacağım şimdi. İlk önce Marx'la Engels'in beraberce yazdıkları 1840'ların ortalarında Alman ideolojisinde benzer bir bakış açısı geliştiriyorlar. Diyorlar ki, toplumda, her topluma, insanlığın şafağından bugüne kadar gelen bütün toplumlarda üç tane diyorlar. Onu ben ikiye indirgeyeceğim. Engels sonra ikiye indirgiyor. Yani şöyle, bir yanda insanlar kendi ihtiyaçlarını üretirler. İkincisi, bu ihtiyaçları üretmek için gerekli emek araçlarını, üretim araçlarını üretirler. Bu ikisi aslında aynı üretim. Tek bir üretim gibi düşünebiliriz. Yani toplumların örgütlediği emek süreçlerinden başında kendi ihtiyaçlarını karşılamak geliyor. Diyorlar ki, sadece bu değil. Her toplum kendi ihtiyaçlarını karşılayan emek süreçlerini örgütlerken aynı zamanda kendilerinde insan yavrusunu da üretirler. O yüzden bu iki eş zamanlı üretimi, yani bir yandan ihtiyaçların, bir yandan insanın kendisinin üretimi, aslında toplumların iki temel momentidir. Moment, uğrak diye çevirebiliriz. Toplumun iki temel uğrağıdır. Daha sonra bu bakış açısını Engels 1884 yılında yazdı. Marx'ın vefatının arkasından kaleme aldı. Ailenin, özel mülkiyetin, devletin kökenini de yineleyecek. Girişinde bu bakış açısını söyleyecek. Yani insanlar bir yandan ihtiyaçlarını, bir yandan da kendilerini üretirler. Aslında benim size o demin o şeylerle, dairelerle gösterdiğim, bir yanda insanlık kendi ihtiyaçlarını yönetecek, yani üretim tarzına bağlı bir üretim süreci var. Kapitalist üretim, bütün ihtiyaçlarımız orada üretiliyor. Ama toplumsal yeniden üretim dediğimiz yerde ise biz kendimizi, insanı birbirimize üretiyoruz. Şimdi bunlara biraz yavaş yavaş bakmaya başlayalım. Şimdi bu slaytta toplumsal yeniden üretim dediğimizde neler var? Onları göreceğiz. Bir yanda çocuk, yaşlı, hasta, engelli bakımı var. Bir yanda ihtiyaçların, sevginin, ilginin, candanlığın aslında kurulduğu yer var. Bu süreç aslında insanın üretimi demek, insanın yeniden üretimi demek. Yani bizim toplumda bir insan olarak, bu toplumda üretici güç olarak, birey olarak, yani hem tür olarak hem de toplumun bir üyesi olarak üretilmemizi ve yeniden üretilmemizi sağlayan emek süreci burası aslında. Aynı zamanda burası çok çok kritik. Bu emek sürecinde üretken gücünde üretildiğini, yeniden üretildiğini görüyoruz. Kapitalist toplumda bu ne anlama geliyor? Kapitalist toplumda biliyorsunuz ki bütün
Her şeyin kaynağı, değerin kaynağı, üretken güç, yegane bir güç var. Yegane özgür bir meta diyor buna Marx. Emek gücü, değil mi? Emek gücünün de, yani bir işçinin de kadın ya da erkek üretilebilmesi için onun öncelikle bir insan olarak üretilmesi lazım. Ama bakın, insanlar nerede üretiliyorlar günümüzde? Binlerce yıldır olduğu gibi biçimi de değişse, yapısı da değişse bu aile, kandaşlık ilişkileri içerisinde üretiliyorlar. Tabii ki ailenin anlamı bundan 1000 yıl önce daha başkaydı, 3000 yıl önce daha başka. Kalahari Çölü'ne giderseniz oradaki mibutiler de daha başka. Ama yine de insanın üretildiği belirli bir aile ilişkisi, aile yapısı var. Ve bunun dışında insanın, Matrix filmini hatırlarsanız, oradaki gibi öyle hücrelerde filan üretilmesi, sanayide üretilmesi mümkün değil. Bunun içinde aslında haneler, hane içerisindeki emek süreci, şimdiki aile ilişkileri çok kritik bir yer tutuyor. Toplumun üretiminde ve toplumun yeniden üretiminde. Şunu söyleyeceğim. Bugün için kapitalist toplum ama işte 300 yıl öncesi diyelim ki Osmanlı, işte Avrupa'da feodal toplum. Daha eskiye gidelim. Mesela antik Yunan, milattan önce 300'lerde Aristoteles'in büyüdüğü zamanlarda. Daha önceye gidelim Sümerler, işte daha önceye gidelim gibi. Bütün o toplumlarda toplumun yeniden üretilmesinin birincil yegane koşulu ne? İnsanın üretimi ve yeniden üretimi. Ve bu üretim süreci nerede gerçekleşiyor? Aile ilişkilerinde. Aileyi çok genel ve çok kaba kullandığımın farkındayım. Tabii ki her toplumda aileler farklı biçimler ilişkiler alıyor. Hatta biliyorsunuz insanlığın ilk evrelerinde daha geniş aileler söz konusu, daha farklı aile biçimleri söz konusu. Bu Morgan'dan beri, yani onun bir işte 1800'lerin sonunda yazdığı, 60'larda yazdığı kitabından, eski toplumdan bu yana tartışılan temel meselelerden birisi ama en kritik olan mesele. Ve bu sadece feministlerin çalışması gereken bir alan değil aslında. Bütün toplum üzerine düşünenlerin, başka yeni bir toplum nasıl olmalıdır diye düşünenlerin, insan ilişkileri nasıl kurulmalıdır, insan yavrusu nasıl üretilmelidir, nasıl emek ilişkileri, nasıl toplumsal ilişkiler içerisinde aslında insan haline gelmelidir sorusunu soranların bakması gereken temel yerlerden birisi burası. Ve şunu da unutmayalım, Marx hayatı boyunca aslında, hayatının son döneminde de özellikle, yani Kapital'in biri yayınlandıktan 2 ve 3'ü hazır etmeye çalışırken, o süreçte bile sürekli baktığı, çalıştığı temel meselelerden biriydi bu konu. Ama bugün için işten sayılmayan, kıymet görmeyen, yokmuş gibi davranılan temel yerde buradaki emek ilişkileri. Bunu aklımızın bir yerinde tutalım. Bunun biz kadınların emeğinin çok yoğun kullanıldığı, kadın emeğinin sömürüsünün katmerlendiği, kadınların kendilerini geliştirecek herhangi bir olanağa kavuşmasını engelleyen, ücretli bir iş edinmesinin önündeki en temel engellerden biri olan hane içindeki emek süreci de feministler için, feminist mücadele için çok çok daha özel bir anlam taşıyor. Bunu da kayıt düşelim. Şimdi, toplumsal yeniden üretim aslında bütün bunları kuşatırken, sanki kapitalizmden ayrı bir yerdeymiş gibi dururken, çok temel bir yerden bağlandığını gördük. Nedir o? İnsanın üretimi, insanın yeniden üretimi ve emek gücünün yeniden üretimi. Bu ne anlama geliyor, emek gücünün yeniden üretimi? Şöyle bir kaba bir örnek verelim. Bir kadın ve bir erkek beraber yaşıyorlar. Adam ücretli çalışan birisi olsun, kadın da hane içerisinde ücretli işte çalışmayan, hane içindeki bakım işini gören birisi olsun. Kadın hem çocuğa bakacak, çocuk ne demek? Geleceğin işçisi, doğru mu? Yani Tayyip Erdoğan 5 çocuk doğurun dediğinde biz onu nasıl eleştirmiştik? Bunun pek çok anlamı var. Kadını haneye kapatmak, o işi kadının üzerine yüklemek, ama aynı zamanda bunun iktisadi de bir anlamı var demiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz. Çünkü ne kadar çok çocuk üretilirse gelecek için çok daha fazla bir yedek sanayi ordusu olacak. Bu da işçi ücretlerinin
çok daha geriye düşmesi demek. Yani Suriyelilere bu kapıları açmanın bir anlamı da buydu demiştik ya. Onun gibi yani hane içerisinde kadınların çocuğa bakmasının bir anlamı aslında geleceğin, toplumun geleceği olduğu kadar kapitalizmin geleceğini de aslında kadınlar üretmiş oluyorlar. Ama aynı zamanda kadın o adamın, yani işçi, ücretli işçi olarak çalışan adamın her sabah zinde, karnı doymuş, uykusunu almış, cinsel ihtiyaçlarını gidermiş, rahatlamış ve çalışabilir vaziyette her gün yeniden işe başlamasını da sağlıyor. Yani hem emek gücünün, yarının emek gücünü yaratıyor, hem toplumun yeniden üretimini sağlamış oluyor kadın emek süreciyle, hem de kapitalizmin temel varlık gereğini, en temel dayanağını, insanı, emek gücünü yeniden yaratmış oluyor. Buraya kadar tamam mı? Bir soru var mı? Hocam chat'e bir soru yazılmış da. Ben bir bakayım. Bana hocam, biriniz okuyabilir misiniz acaba? Hocam bölmemek adına ben yazdım. İsterseniz ben söyleyeyim. Evet yani lütfen. Çekirdek aile mevhumu çok yeni bir mevhum tarihi içerisinde ve çocuk bakımını biraz kişiselleştirdi, hane içine ve anne babaya, ebeveyne yükledi. O da aslında çok mümkün olmadı. Şu an yine anne babalar, dedeler, amcalar, dayılar, yakın akraba bu işe bir yerden dahil ediliyor. Yani bu form çok sürdürülebilir gibi değil. Yani bu bağlamda yeniden üretimin bu bakım yükünü hafifletebilir mi? Bu çocuk bakımı kolektifleşirse ya da kreş ya da veya daha farklı bir formül bulunursa bu en azından doğum yükü ve bakım yükü azaltılmış olur mu? Ve bunun sonuçları olabilir mi? Tamam, çok sağ olasın ama ben sana bir soru sorayım. Neden yeniden üretilebilir gibi görünmedi sana? Yani çekirdek aile formu mu? Yani çünkü tarihsel bir veri var elimizde. Çekirdek aile formu çok yeni ve çok sorunlu aslında. Yani insanların yabancılaşmasından tutun. Yani bana çok sürdürülebilir gelmediği için yani. O nedenle. Peki. Tamam, sağ olasın. Ağzına sağlık. Birkaç bir şey söyleyeyim. Şimdi çekirdek aileyi eleştirirken eskinin kalabalık ailelerine bakıp şöyle şeyler söylüyoruz ve bu doğru. Çocuklar daha kalabalık ilişkiler içerisinde büyüyorlar. Sonuçta dayanışmacı ilişkiler, anneanneler, dedeler, halalar hep birlikte büyüyorlar. Değil mi? Yani çocuğa sadece anne bakmıyor. Peki kim bakıyor? Anne bakmıyor da. Konuşan arkadaşımızın ismi neydi? Adım Sinan Hoca. Sinan, tamam. Sinan, o en kalabalık ailelerde bile mesela dayılar bakıyor mu çocuğa? Yani mesela köylerde bizim kırla ilişkimiz hepimizin en azından devam ediyor değil mi? En azından bir 10-20 senesine öncesine kadar daha da güçlüydü. Her birimizin kentli de olsak aslında bağımız vardı. Mesela orada geniş aileler daha çok sık rastlanıyordu. Orada mesela amcalar bebeklerin böyle kakalı bezlerini falan alıyor muydu? Alıyor muydu? Yani önceki formlarda almıyordu ama gittikçe kadın iş gücü piyasasına dahil olabildikçe, ücretli piyasaya dahil olabildikçe şu anda mesela çalışan eşlerin kardeşleri, erkek, kadın fark etmiyor birbirlerine. Çocukları paslıyorlar yani. Sen bizimkilere bak, biz de seninkilere bakalım şeklinde bir form gittikçe yayılıyor. Bir de gittikçe çalışan eşler çalıştıkça da çocuğun bakımı ya ev içinde ya dışında ücretli hale geliyor. Yani bu anlamda ben bir sonraki aşamada bu çocuk bakımının daha kolektifleşeceği, ücretli hale geleceği düşüncesinde olduğum için de bu şeyi öne sürdüm. Tabii ki dediğiniz gibi bu mesela şu ana kadar son 200 yılda öyle bir gözlemimiz yok. Yani çocuk bakımı daha çok kadın üzerinden onun göreviymiş gibi bir toplumsal rol olarak tekrar ettiriliyor. Ya da öyle olmadığında yadırganıyor. Bir ön yargı, bir kalıp yargı olarak bu masamızda var. Ama kadın, yani iş gücü piyasası kadınlaştıkça, kadınsılaştıkça bu kadın, yani bir feminist bir talep olarak kreş, çocuk bakım yükü de ücretli hale geldikçe sanki bu form sürdürülemeyecek gibi geliyor bana.
Peki, sağ olasın Sinan. Şimdi şöyle birazcık sadeleştirelim bu senin söylediklerinde, olur mu? Şimdi birincisi, antik Yunan'a gidelim. Biraz önce Aristoteles'i almıştık, değil mi? Aristoteles mesela çocuğa bakmış mıdır sizce? Yani kendi çocuğunu mesela uyutmuş mudur, altını temizlemiş midir, mamasını hazırlayıp yedirmiş midir? Muhtemelen bakmamıştır hocam. Tabii, evet. Yani aşk evliliklerini, Engels'in az önce bahsettiğiniz kitabı ve Marx, ikisinden alıntı, aşk evliliklerinin son 200 yıla ait olduğunu iddia ediyorlar. Evet. Şimdi Aristoteles biliyorsunuz büyük bir deha. Hala günümüzde önemli bir filozof olarak kabul ediliyor. Saygı görüyor. İnanılmaz tabii ki katkıları da var. Ama Aristoteles'in toplum teorisine baktığımızda toplumu 3 katmana ayırıyor. Kendisi gibi efendiler var en üstte, en altta köleler var ve arada da kadınlar var. Kadınlar köle gibiler ama kölelerden biraz daha farklılar çünkü duyguları var diyor. Hakikaten böyle söylüyor. Yani kendi konumunu meşrulaştırmak için bir toplum teorisi yaratmış birisi Aristoteles. Ve işin ilginci diyor ki benim gibilerin bilimle, felsefeyle, siyasetle uğraşabilmesi için birilerinin diğer gündelik sıradan işleri yapması lazım. Nedir o gündelik sıradan işler arkadaşlar? Yemek yapmak, çocuğa bakmak, yaşlı varsa yaşlıya bakmak. Yani onun bütün o konforunu sağlayıp, değil mi? Onun kendi çocuğunu da büyütmesinin, hastasına da bakılması, kendisine de bakılması, karnında doyurulması gibi bütün işleri yapması gerekir diye söylüyor. Aslında bu bugünümüze de çok uygun değil mi? Yani şimdi şöyle söyleyelim. Birincisi şunu bir kere teslim edelim. Çocuklara kesinlikle ve kesinlikle kadınlar bakıyor. Çocukları eğer ki ebeveynlerin annesi babası ya da bir üst kuşak bakacaksa da anneanneler ve babaanneler bakıyor. Çiftler ayrıldığında, adamlar çocukları hafta sonu aldıklarında kendileri mi bakıyorlar? Çok büyük oranda, çok büyük oranda onların anneleri, kız kardeşleri filan bakıyor. Ya da hane içerisindeki mesela işte yerleri silmek, çamaşırları asmak, katlamak. İşte diyelim ki taze fasulyeyi kırmak. Bu işleri kimler yapıyor? Kadınlar yapıyor hocam. Çok açık kadınlar yapıyor. Ve kadınlar için bu işler nasıl işler arkadaşlar? Biz şunu biliyoruz değil mi? O kadar sıradanlaşmış, o kadar kanıksanmış ki. Bir dizi izlerken teyzeler ne yaparlar? Hemen oradaki taze fasulyeyi hazırlayıverirler. Yemeği yapmak şöyle bir şey değildir sadece. Çok böyle enfes, güzel bir yemek yapmak değil. Bir sürü tarifi, bir kere en başından market dolaşacaksınız. En ucuz sebzeyi bulacaksınız. Ondan sonra onun yanına yapılacak pilavla ilgili düşüneceksiniz. Arkasından geleceksiniz. O yemeğin hazırlıklarını yapacaksınız. Yıkayacaksınız. Yok işte bekleteceksiniz. Yemekler pişerken yerler kirlenecek, oraları temizleyeceksiniz, evliyi temizleyeceksiniz filan gibi. Bu devasa bir iştir ve bunlar görünmez. Hiçbir tanesi görünmez. Hadi yemek ortaya çıksın, görünsün deseniz bile aslında arttan alta yürüyen o diğer binlerce iş görünmez. Daha da enteresanı şudur. Diyelim ki benim bir çocuğum olsun. Gündüz biz şu anda bir ders yapıyor olalım. Çocuk şimdi akşam alınacak diyelim ki yuvadan. Ben size bunları anlatırken neyi düşüneceğim? Fizik problemi de çözüyor olabilirdim şu anda. Ya çocuğu acaba ben mi alacağım? Kaçta alacaktım? Arkadaşın doğum günü vardı. Yani acaba hediyeyi nereden alsam? Akşam yemeği hazır mı? Pilav yapacağım. Pirinç yok. AVM'ye uğrayıp. Bakın bunların her birisi kadınların hayatında inanılmaz bir yük. Daha fiili emek sürecine geçmeden bir de yük. Temel bir yük. Ve inanılmaz bir emek süreci aynı zamanda. O yüzden basitçe bu işler kadın işleri olarak görülüyor. Bunu tarih içerisinde böyle olduğunu, neredeyse binlerce yıldır bu işlerden kadınların sorumlu tutulduğunu kabul edelim. Geniş ailelerde kadınların yükünün belki dağılıyordu fakat yine de bütün bu işleri yüklenenlerin kadın olduğunu görelim. Çekirdek aile o geniş aileleri parçaladı ama aynı zamanda şöyle olumlu bir yönü de var aslında. O geniş ailelere bakıp nostaljiyle işte bir ah çekebiliyoruz ama o ilişkilerinde çok hegemonik olduğunu, kadın üzerine inanılmaz baskı kurduğunu ve kadınların aslında özgürleşme olanaklarının olamadığını da kabul edelim o süreçlerde. Günümüze gelelim. Ücretli çalışmayla birlikte kadınlar özgürleşiyor mu?
Hayır. Belirli özgürlükler sağlıyor mu? Kesinlikle. Ama bu özgürlüğün de biraz sonra daha detaylı göreceğiz ama kadınları aynı zamanda hapseden, köleleştiren, onlara çifte yük yükleyen bir süreç olduğunu da görmemiz lazım. Şunu da söyleyelim. Kadınların ücretli işe katılması erkeklerin emek harcamasını arttırıyor mu? Hayır. Çok az, çok az oynuyor hareketler. En fazla erkekler ne yapıyorlar? Salataya limon sıkıyorlar, değil mi? Hocam o da zaten şey gibi oluyor. Eşim bana yardımcı oluyor işte. Hani aslında Evet. yapması gereken bir şey ama onu yine yardım ediyor gibi onları bir minnoşluk kalıbına sokuyoruz. Hani bunu fark Tabii etme ben tabii. biz de yapabiliyoruz. Oradan da en azından bir puan topluyorlar, değil mi? Sempati Evet. kazanıyorlar. Bir anda Yani girdim konuya ama kusura bakmayın. hayır, hiç böyle yapalım, hiç sorun değil. Şunu Hocam bir söylemeye örneğimde çalış. bulunabilir miyim? Efendim? Bir tane daha bir örnek verebilir Tabii miyim? ki. Mesela hocam geçenlerde de bir Zoom toplantımız vardı. Orada feminizm üzerine konuşmaya başladık. İşte bir tane arkadaş şey dedi. İşte ben normal erkekler gibi değilim ama dedi işte annesi ve babası çalışıyormuş hocam. Ev işlerini o yapıyormuş. Ben de hemen müdahale ettim. Dedim ki, hayır dedim senin olması gereken gibisin. Kendini öyle Evet. şartlandırma falan. O şekilde oldu. Bir de şey mesela hocam hani erkeklerde şey algısı var işte evde oturuyorsun, ne yapıyorsun ki sen ki falan. Mesela biz onların çamaşırlarını makine atıyoruz. Hani temiz kıyafetle dışarı çıkıyorlar. Temiz kokan çamaşırla. Evet. Karınlarını doyuruyoruz. Senin karnın yani dış dünyayı biz ev içinde onları hazırlıyoruz. O tabii Tam ki hiç öyle. görünmüyor. İşte ben bunu bir kitapta okumuştum mesela. O kısım çok dikkatimi çekmişti. Hani dış dünyayı hazırlayan biziz ev içi hanede. Ama bizim emeklerimiz hiçbir şekilde gözükmüyor. O çok can sıkıcı. Bir Evet, kısım daha gerçekten. var hocam ama onu sonra söylerim. Tamam. Bu emek görünmüyor, değerli bulunmuyor, kıymetli bulunmuyor. Fakat Aristoteles'e örnek vermemin sebebi de oydu. Bu emek süreci aynı zamanda kadınların gelişimin önündeki de en büyük engel. Yani kadınlar bu devasa yükü yüklendikleri için kendilerini geliştirecek herhangi bir etkinliğe vakit bulamıyorlar. Yani mesela şunu söyleyelim. Sendika toplantılarına kadınlar, benim de bir parçası oldum. Eğitim Sen gibi kadın öğretmenin sayısının çok fazla olduğu sendikada bile kadınların sendikal faaliyetlere katılımı erkeklerin çok çok gerisindedir. Neden? Çünkü kadının oraya katılabilmesi için bahsettiğimiz, bir de yani toplumdaki sol sosyalist erkek dünyasından bahsediyoruz bir de, değil mi yani? Ama hiç farklılık olmadığını da görmek insanı gerçekten dehşete düşürüyor. Çünkü kadının o toplantıya gelebilmesi için hane içindeki işleri bir kere organize etmesi lazım. Çocuğu bırakacak birisinin olması lazım. Yaşlısı varsa onu organize etmesi lazım. Akşam yemeğini hazırlaması lazım ve bunu da bir kere adama bildirmesi lazım. Hiçbir erkek bir toplantıya gitmek için, sendika toplantısına gitmek için bunları yapıyor mu? Yapması gerekiyor mu? Yapmıyor. Onun zaten sanki özünde, erkek olmasında bütün bunlar yazılıymış gibi. Bütün etkinliklere katılması ya da ne bileyim, şunu söyleyeyim, şimdi sizlerin hepiniz benzer eğitimler alıyorsunuz. Sevgililerinizle, işte eşlerinizle, kocalarınızla, karılarınızla hane içerisine aynı saatte geliyorsunuz. Belki daha da geç geliyor kadınlar. Peki şöyle örnekler, mesela yaygın örnekler mi? Kadın geliyor hemen kendini atıyor böyle televizyonun karşısına. Adam böyle bir hararetle yemek hazırlamaya, yetiştirmeye çalışıyor falan. Var mı böyle örnekler? Niye yok? Niye yok? Yani niye böyle bizim mesela genom projesi falan da çıktı. Orada çamaşır bulaşık genleri falan bulunmadı, değil mi? Yani böyle bir şeyimiz yok. Kadın olmakla ilgili hiçbir bu işleri kadın olarak yapmamızı gerektirecek en ufak bir özellik yok. Ya da bu işleri kadınların yapmasını gerektirecek en ufak bir özellik yok. Sadece iki tane durum var. O gebelik, doğum gibi kadınların biyolojisinden gelen özellikler. Bir de bir sene kadar emzirme. Bunun dışında herhangi bir işi kadınların yapmasını gerektiren bir tane sebep söyleyin bana. Bir tane. Mantıklı olacak, argümantatif olacak ve tartışmaya açık olacak. Böyle bir özellik söyleyin. Şu sebepten ötürü kadınlar bunları yapmalıdır. Yok hocam. Erkek arkadaşlarım bir şey verebiliyor mu? Evet, yok. Hocam. Buna şimdi bakacağız ataerkil ilişkileri az sonra. Bir şey daha söyleyeceğim. Dedi ki Sinan bir de bu işlerin kolektifleşmesi dedi. Şimdi kolektifleşmesi kapitalist toplumda olanaklı bir şey değil zaten.
ücretli emek olarak, destek olarak alabiliyoruz. Eve bakıcılar gelebiliyor, işte ücretli kreşler var. Kapitalist toplumda bizim gibi ülkelerde kamusal kreşler neredeyse yok. Yani Türkiye, İran'ın bile çok çok gerisinde biliyorsunuz. Zaten kamusal hale geldiğinde, yani kreşler olduğunda, kamusal bakım kurumları olduğunda da buralarda erkekler mi çalışıyor? Yine kadınlar çalışıyor. Evet. Bu emek süreçlerini organize edenler, çalışanlar, bakım emekçilerin de dünya genelinde %97'si kadın. Sonuç olarak bu en fazla bir kadının yükünü azaltıyor, o yükü diğer kadına veriyor. Yani ya anneanneye bırakıyorsunuz çocuğu, anne işte ücretli işe katılıyor fakat anneannenin üzerinde ekstra bir yük oluyor gibi. Ya da ücretli bir kadın iş için destek alınıyor. Yine bir kadın geliyor bu işi yapıyor. Sorun şu, tabii ki devletten kreş, bakım yuvaları, bakım kurumları talep etmeliyiz. Ama temel taleplerimizden birisi şu olmalı, bu iş aynı zamanda erkeklerin işi olacak. Başka yolu yok. İster hane içerisinde olsun, ister kolektif şekilde yapılsın, isterse işte bir bakım kurumunda olsun, bu emek süreçlerinin her biri. Yani çocuğun, yaşlının, hastanın, kocanın, emek gücünün bakımı, hepsi kadınların ve erkeklerin işi olarak görülmeli. Eşit bir şekilde paylaşılmalı. Başka yolu yok. Yani eşitlikçi bir toplum ancak ve ancak buradan geçer. Bunu da söyleyelim. Bir söz mü vardı? Fatma Nur, sen bir şey mi söylüyordun? Hocam Sinan Bey galiba işte şey dedi, feminist politika dedi bu anaokullarıyla ilgili, ama bu sosyal devletin bir gereği zaten. Her mahalleye bir anaokul olsa kadın ve erkek eşit iş gücüne sahip olurlar, yani katılım iş gücüne sahip olurlar. Şu anda eline mesleğini almış kadınlar bile doğum yaptıktan sonra hani bir zoraki evde kalıyorlar. Yani zoraki dediğim bir kendi istekleri de var ama bir şekilde hani o kaynak çekiliyorlar tabii. Evet, kaynak bulamadıkları için hocam çok sıkıntı yaşıyorlar. Tabii çok çok doğru, çok doğru. Evet. Hocam bir kısmına ek yapan arkadaşlar var, bir soru daha var. Bakabiliyor musunuz? Tamam, ben şimdi şuradan bir bakayım. Da niye gidemiyorum acaba ya? Ya da ek yapan arkadaşlar direkt söz de alabilir istiyorlar. Evet, ben ekranı böldüğüm için göremiyorum. Acaba söyleyebilirler mi? Hocam merhabalar. Sesim merhaba. Geliyor mu? Geliyor. Merhabalar hocam. Öncelikle bu etkinlik için ben çok teşekkür ediyorum. Ben tezimde de görünmeyen emek çalışıyorum aslında. Edebiyatta ev içi görünmeyen emek üzerine bir çalışma yapıyorum. Ne kadar güzelmiş. Ve bu etkinlik de bana bayağı bir katkıda olacak. Çok teşekkür ederim tekrardan. Benim aslında burada dikkatimi çeken şey bu emek meselesinde özellikle sevgi karşılığı çalışma kavramıyla kadınların ev içi emeği doğallaştırılıyor. Evet, evet. Yani neden bu kadınlara ait, hani genlerine mi klonlanmış tarzında bir sözünüz olmuştu. Hani bunu hep idealize ederek ve yücelterek yapmaya çalışıyorlar. Hani okuduğum kaynaklarda da ben bunu görüyorum. Yani yaptığım literatür taramalarında da görüyorum. Bir de bu çocukların kreşlere gitmesi ya da işte bu bakım işinin devlet tarafından üstlenmesi meselesinde de gene kadınlara işin düşeceğini düşünüyorum. Çünkü çocuklar bir devlet kreşine gitseler bile hangi kreşe gideceğini planlaması gene kadına ait. Ya da eve bir gündelikçi temizlikçi alındığında bile gündelikçi temizlikçiyle ilişkiyi kuran gene kadın. Aslında bundan dolayı hiçbir şekilde bu durumdan kurtulamıyoruz. Çok haklısın, çok güzel söyledin. Mesela Nancy Fraser diyor ki, erkeklere yaptıkları emek süreçlerinin karşılığında para veriliyor. Kadınlarsa sevgi ve aşk sikkeleriyle ödüllendiriliyorlar. Yani şöyle bir ters bir ilişki kuruluyor. Kadınlar şefkatli, sevecen, işte duygulu oldukları için çocuklara bakarlar, çocukları büyütürler, yaşlılara bakarlar, hastalara bakarlar. Halbuki bu tam tersi süreçte yürüyor. Kadınlar
sürekli bu işleri yapmalılar, bir de aşkla yapmalılar, sevgiyle yapmalılar, böyle candan yapmalılar, bu bekleniyor. İyi annelik, iyi karılık, iyi gelinlik, iyi işte kız kardeşlik, bütün hepsi aslında kadınların sürekli sınandığı, sürekli kendilerini ispatlamaları, anlatmaları gereken bir emek ilişkisine dönüşüyor. Bir de şöyle çok can yakıcı bir süreç var işin aslı. Kadınlar toplumsal türlü üretim alanlarından dışlandıkları için de bizim gibi ülkelerde özellikle daha nasıl söyleyelim, daha yoksul ve orta kesim hanelerde kadınların kendini geliştirebilecekleri en ufak bir araçları yok. Ve kadının kendini tarif edebileceği tek yer bu ev işleri oluyor. Yani çok titiz bir kadın olmalı, çok iyi kurabiyeler yapmalı. Elbette çok önemli, çok kıymetli bu bütün bunlar. Ama kadının kendi emek sürecinin ne kadar aslında yoğun, ne kadar sömürücü bir emek süreci olduğunu görmesini de engelleyen bir şeye dönüşüyor. Ben bir defa aslında üniversiteden işte ihraç olmadan evvel Samsun'da böyle bir apartmanda oturuyorum. Sonra bir bizim kattan sesler geldi. 4 daire var. Karşı komşum kadının evini karınca basmış. Diğer kadınlarla konuşuyorlar, 3 kadın. İşte birisi diyor ki ya ben de aslında işte hiç de şey değilimdir, çok da titiz bir kadınımdır, nasıl bastı evi karınca falan diye sürekli hayıflanıyor. Sonra ben de açtım kapıyı. Bana sordular karınca var mı diye. Yok dedim, ya dedim aslında ben çok titiz de bir kadın değilimdir dedim. Üçü birden alevlendi. Olur mu hocam, biz biliyoruz sizi. Yok diyorum, hakikaten değilim ben. Yok biz sizi biliyoruz diyorlar. Şimdi öyle bir şey ki onların beni bildikleri diyelim ki, sevdikleri diyelim, kıymet verdikleri diyelim, şeyin bir bileşenin de benim titiz ve temiz bir kadın olmam. Ben bu böyle birisi olmadığımı ikna edemedim onları yani bir türlü. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Bu o kadar kadın olmanın temel bir özelliği gibi görülüyor ve kabul ediliyor ki, ve kadınlar da sürekli ona olmaya çalışıyorlar. Sonsuz bir döngü. Yani şunu söyleyeceğim. Bu toplumun tabii daha geniş bir dersimiz olursa, bir buluşmamız olursa diyeyim, daha da bunları da şey yapabiliriz. Çünkü ideolojiyi anlatmadan, bedenin üzerine konuşmadan olacak şeyler değil kapitalizmi anlamak. Kadınlar için biçilmiş bir dünya var. Nerede yaşayacaklar, nasıl yaşayacaklar, kaç tane doğuracaklar, ne giyecekler, ne giymeyecekler, ne söyleyecekler, ne söylemeyecekler, nasıl bedenlere sahip olacaklar, o bedenler nasıl o hale getirilecek filan gibi inanılmaz bir böyle pentatlon gibi bir şey bu. Yani ömrümüz boyunca o ideale ulaşmak için iyi kadınlar, iyi karılar, iyi işte kızlar, iyi anneler, güzel kadınlar, çok zarif kadınlar, çok becerikli kadınlar falan olmak için inanılmaz bir yük altındayız. Bu emek sürecinin kendisinin dışında başka bir yükten bahsediyorum aynı zamanda. Yani hem emeğiniz piyasada, kapitalist ortamda sömürülüyor. Hem hane içerisinde bir emek sömürüsü içerisindesiniz. Çünkü çok açık ki adamlara sizin, kadınların harcadığı emekler ne kazandırıyor? Serbest zaman kazandırıyor. Adam çok rahat filmini de izliyor, sendika toplantısına da gidiyor, arkadaşlarıyla içmeye de gidiyor. Hiçbir şey yapmaz, 8-80 uzanıp yatabiliyor yani. Kadın içinse sürekli bir telaş var, sürekli bir emek ilişkisi var. Bir de bunlar yetmezmiş gibi hep o normları doldurması lazım. Hep o norma ulaşması lazım. Hep o güzel olması lazım, genç olması lazım, işte titiz olması lazım, iyi anne olması gibi. Yani bu korkunç bir şey demek, hayat süreci demek. İnanılmaz bir yük demek aynı zamanda. Şimdi devam edelim. Bir tane Praxis'in son 2 sayısını kadın emeği ve feminist politik olarak çıkardık. Belki görmüşsünüzdür arkadaşlar. Çok güzel yazılar var orada. Yeni çıktı 2. sayısı da. 52 ve 53. sayılar. İlginizi çekerse bakabilirsiniz. Orada ben bir toplumsal yeniden üretim üzerine bir yazı yazmıştım. Oradan aldım bu paragrafı da. Şimdi size sorduğum soru bu. Yani niye kadınlar yapıyor bu işi? Kadınlar çocukları büyütüyor, kocalarının, sevgililerinin ertesi gün sağlıklı bezinde işe gitmesini sağlayacak mal ve hizmetleri üretiyor. Hastalara, yaşlara, kocalara bakmadan, usanmadan bakıyorlar. Sanki bu işleri doğalarından gelen bir hasletmiş gibi karşılıksızca yapıyorlar. Şimdi sorularımız şunlar. Bu işleri niye kadınlar yapıyor? Bu işlerin işlevi ne?
Ne işe yarar bu işler yani? Niye yapılıyor? Kimler faydalanıyor? Kapitalizmin bu emek sürecinden bir çıkarı var mı? Şimdi kadınların kapitalist toplumdaki konumunu ve emeğini tartışırken bu özellikle dördüncü soru kritik bir soru. Kadın istihdamını konuşurken şu soru sorulmadan, kadınların hane içerisindeki emek süreci konuşulmadan yanıt vermek mümkün değil. Krizlerde, pandemide kadınların nasıl bir sürecin, nasıl bir emek sürecin, hangi koşulların beklediğini tartışırken bu sorunun üzerinden geçmeden yanıt vermek neredeyse olanaksız. Bunlar sanki şeyi gibi, bu işin besmelesi gibi gerçekten. O yüzden yavaş yavaş bunların üzerinden gideceğiz. Acaba bir soru mu geldi? Tamam. Pekala. Şimdi bu ekrandakini görebiliyor musunuz? Görüyoruz hocam. Tamam. Şunu şöyle alayım. Şimdi bu soruları tekrar bu işe neden kadınlar yapıyor sorusuna geçeceğiz. Ama önce bunun için başta Cansu söylemişti galiba, ataerkil toplum demişti. Şimdi bu kavramsallaştırmayı kullanacağız. Yani toplumsal yeniden üretim sürecini ve kapitalizmde kadının emeğini görürken temel bir kavramımız ataerki olacak. Ataerki nedir? Nasıl bir şeydir? Nasıl kapitalizm bir sistemse ataerki de bir sistem. Erkek egemenliği anlamına geliyor. Onun da bir tarihi var. İnsanlık tarihinin ta işte bu ilk toplumlarda içinde böyle yavaş 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 olgunlaşmaya başlamış, ilk kasların, ilk ayrışmaların, toplumsal ayrışmaların, kastlaşmanın oluşmasına sürecin denk düşen bir ilişkiler evrenini anlatıyor aslında. Antropologlar bu konuda inanılmaz verilere sahipler artık, bulgulara sahipler. Çok canlı tartışmalar var ve sınıflı toplumların hemen hemen hepsi ataerkil toplumlar. Ama ataerkil olmayan, kadınlarla erkeklerin daha eşitlikçi olduğu toplumlar da var. Mesela yine Afrika'daki Kunglar ataerkil bir toplum değiller. Kadınlar orada daha çok özgürlüklere sahipler. Yeni Zelanda'daki Vanatayiler mesela daha eşitlikçi toplumlar, Mevutiler daha eşitlikçi toplumlar, ama daha sonra yavaş yavaş bu erkeklerin daha güç kazandığını, kadınların üzerine bir tahakküm kurduklarını, sınıflı toplumlarla beraber bu tahakkümün giderek yerleştiğini, yani Sümerlerden, Antik Yunan'dan, Roma'dan aklınıza ne gelirse bütün toplumları düşünün, hepsi ataerkil toplumlar. Günümüzde de kapitalist toplumların hepsi ataerkil, erkek egemen toplumlar. Fakat eğer tarihi varsa ataerkinin, yani doğal, biyolojik bir şey değilse, demek ki ortadan da kaldırılabilir. O halde ataerki, yani erkek egemenliği aslında ortadan kaldırılabilecek de bir ilişkiler bütünüdür. Bu da ancak işte feminist mücadeleyle olabilir. Şimdi bu kaba girişten sonra ataerkiden faydalanacağız. Neden? Özellikle bu işi neden kadınlar yapıyor sorusunu, dedi ki genomda bir yalıtı yok. Biyolojiyle açıklanamaz, değil mi? Mantıklı bir açıklama üretemiyoruz. Fakat ataerkil ilişkiler bize niye kadınların yaptığına dair bir ışık tutacak. Ve bu aynı zamanda bu işlerden kimler yararlanıyor, kim faydalanıyor, buna dair de bir ufuk açacak. Ve böylece toplumsal yeniden üretim ilişkisini ataerki ile beraber düşündüğümüzde bu emek sürecinin nasıl bir işlev taşıdığını, kapitalizm için nasıl bir işlev taşıdığını anlamaya başlayacağız. İlk sorumuz şu, bu işi neden kadınlar yapıyorlar? Şimdi ataerki bir kere bir eşitsizliğe gönderme yapıyor. Temel bir eşitsizliğe, kadim bir eşitsizliğe. Tarihin uzun zamanları içerisinde böyle başlamış, doğmuş, büyümüş, yerleşmiş, şekillenmiş, yapısallaşmış, kemikleşmiş, hepimizin içine doğduğu bir eşitsizliğe gönderme yapıyor. Ve nasıl bir eşitsizlik bu? Kadınların bedeni, emeği, cinselliği ve doğurganlığı üzerindeki eril erkek denetimini, erkek kontrolünü, erkek gücünü anlatıyor. Kapitalizmden çok öncesinde başlamış, demin anlattığım gibi.
ve bir cinsiyetçi iş bölümü yaratıyor. Ataerkil'in dayandığı temel dayanaklardan birisi ise işte bu cinsiyetçi iş bölümü. Yani emek süreçlerinin kadın emeği ve erkek emeği olarak ayrışmış olması. Mesela şeye gidelim, feodal toplumlara gidelim, bakıyoruz tarlalarda çalışanlar hem kadınlar hem erkekler. Angarya işini yapanlar hem kadınlar hem erkekler. Sanatçılar daha çok erkek ama kadınların da çok sanat işi yaptığını görüyoruz. Fakat bir emek etkinliği var ki çocuk bakımı, yaşlı bakımı gibi sadece ve sadece kadınlar bakıyor. Mesela süt annelik var, hemşirelik var, bakım emekçileri var. Tarihin içinde şifacılar var. Bunların her birisi, her bir emek süreci kadınlardan oluşuyor. Böyle yapısallaşmış bir emek ilişkisi var. O yüzden cinsiyetçi iş bölümü çok çok önemli. Ataerkil kendini yeniden üretiyor. Çünkü gelenekler hep ataerkil, erkek egemen bir şekilde kurulmuş. Aile ilişkileri, ailenin kendisi yapısal olarak ataerkil bir zihniyet ve yapı teşkil ediyor. Ahlaki normlar öyle. Ahlak dediğiniz zaman hemen hemen ilk akla gelen kadının cinsel ahlakı, biliyorsunuz ki yani. Ayrıca adamın ahlakı da onun karısı, sevgilisi, anası, kızının ahlakı, cinsel ahlakı üzerine kuruluyor. Din ve devlet de bu süreci pekiştiren, yöneten, yeniden üreten temel mekanizmalardan. Daha kritik bir nokta ise bizim kapitalizmle ilişkisi bağlamında ele almamız gereken üretim tarzlarıyla etkileşim içinde. Bu ne demek? Kapitalizmin tarihi kabaca işte 300 sene desek, kapitalist ilişkiler, sermaye ilişkileri yeşermeye başladığında nasıl bir ortamda yeşeriyor? Tam da ataerkil ilişkiler evreninde. Eşitsizlikler üzerinden yeni bir eşitsizlik kuruluyor. Yani kapitalist sömürü ilişkisi aslında ataerkil eşitsizlik üzerinde yapılandığı için bugünkü toplumumuz kapitalist toplumda bir ataerkil niteliğe sahip. Yani ataerkil aslında kapitalizmin temel bir dayanağı. Zeminliyor kapitalizmi. Ona inanılmaz en temel zeminlerinden birini sağlıyor. Buraya kadar anlaşıldı mı acaba söylediklerim? Hızlı mı geçtim? Bildiğiniz şeyler miydi? Sormak istediğiniz bir şey var mı? Pekala. O yüzden ataerkil'in feodal toplumda özel bir koşullar hazırladığını, feodal toplum için inanılmaz kadın emeğini sömürecek özgür biçimler yarattığını, keza kapitalist toplumda da yeni bir dayanak, yeni bir zemin sağladığını söyleyebiliriz. Ataerkil ilişkilerin, erkek egemenliğinin. Böylece ne sağlamış oldu kapitalizm? Aslında ucu karşılıksız kadın emeğini kendi temel ihtiyaç duyduğu yaratıcı gücünü ürettirdi ve yeniden ürettirdi. Yani emek gücünün yeniden üretimi böylece kapitalistler için karşılıksız, parası ödenmeyen, kendiliğinden bir şekilde sağlanmış oldu. Kapitalizmin en temel dayanağını, emek gücünü haneler, kadınlar kapitalizm için sağlıyorlar ücretsizce. Bunu nasıl yapabiliyor kapitalizm? Sadece ve sadece ataerkil sayesinde. Bu konuda acaba hemfikir olmayan arkadaşlarım var mı? Pekala. Ama aynı zamanda her üretim tarzı da ataerkiye bir biçim veriyor, bir nitelik kazandırıyor. Yani kapitalist toplumdaki ataerkil ile feodal toplumdaki ataerkil de aynı değil. Farklı farklı nitelikler kazanıyorlar. Neye göre? O üretim tarzıyla kurdukları etkileşime göre. Günümüzdeki en özgür sonuç şu. İlk defa insanlık tarihinde kadınlar hayatlarını sürdürmek için ihtiyaç duydukları temel ürünlere ulaşmakta zorluk çekiyorlar. O üretim sürecinden dışlanmışlar. Mesela ilk toplumlara gidelim. Temel ihtiyaç karşılama biçimi nedir? Avcı ve toplayıcı. Pek çok toplumda kadınlar toplayıcı, avcı olanlar da var. Sadece kadınların yaptığı avlar da var. Inuitlerdeki fok avcılığı gibi. Sonuç olarak kadınlar kendi başlarına, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek olanaklara, güce sahipler. Feodal toplumda zaten daha öncesinde ilk neolitik devrimi başlatanlar kadınlar. Toprağa ilk tohumları atanlar kadınlar. Sonra feodal topluma bakalım.
Kadınlar hem kendi tarlasında çalışıyor, hem efendinin tarlasında çalışıyor. Adam olmasa kesinlikle hayatını sürdürebilecek durumda. Ama günümüze geldiğimizde kapitalist toplumda norm olan erkek işçi olduğu için kadınların çok büyük bir kısmı istihdamın dışında. İstihdamın dışında olmak ne demek? Ücrete sahip olmamak demek. Ücretiniz yoksa başta bahsettiğim, yani yaşamımızı sürdürmek için gerekli olan metalara ulaşamazsınız demek. Hele günümüzde sağlığın ve eğitim gibi temel hakların bile metalaştığı bu süreçte eğer bir geliriniz yoksa bizim gibi yığınlar için, işçi sınıfının geniş katmanları için bu ücretli iş demek ve ücretli işe sahip değilseniz yaşamınızı nasıl sürdürebilirsiniz arkadaşlar? Birisinin sizin için o ücreti kazanıyor olması gerekir. Doğru mu? Ya babalar olacak belli bir yaştan sonra da kocalar ya da sevgililer. Yani kadınlar bu cinsiyetçi iş bölümü yüzünden, ataerki yüzünden istihdama katılamıyor. Ücretli iş edinemiyor. Ücretli iş edinemedikleri için ne oluyorlar? Adamlara daha fazla bağımlı hale geliyorlar. Bu inanılmaz bir ücret döngüsü, kısır döngü kendini sürekli yineliyor. Bu işte kapitalist toplumda ataerkinin kazandığı yeni bir form. Yani kadınların ezilmesinin yeni özgür biçimlerinden bir tanesi bu günümüzde. Yani şöyle söyleyelim, bugün dünyanın pek çok yerinde milyonlarca kadın şiddet gördüğü halde, tecavüze uğradığı halde o adamdan şikayetçi olamıyor, o adamdan ayrılamıyor, o adamdan boşanamıyor. Çünkü neden? Hayatını sürdürecek olanaklara sahip değil. Buraya kadar söz almak isteyen var mı? Evet, bu işi neden kadınlar yapıyor sorusunun yanıtı ataerkil eşitsizliklerde. Çünkü bu işleri kadınlar yaptığı için erkekler bir kere bu işten bile sayılmayan işlerle uğraşmıyorlar. Yerdeki çöple, tuvaletteki çöplerle, tuvaletin fırçalanmasıyla, çocukların kirli bezleriyle, bebeklerin, işte yemek derdi yok, onunla uğraşmıyorlar. Bütün bunları aslında bu emek süreçlerinden azadeler. Bunları yapmadıkları gibi kendi şeylerine, analarına, babalarına bakıyor kadınlar, öyle değil mi? Kocasının anasına da bakar kadın, babasına da bakar. O adamın çocuğunu da büyütür, o adama da bakar. Bu işler de yerine gelmiş oluyor. Ayrıca erkekler serbest zamanda sahip oluyorlar. Hem ücretli işe giriyorlar, emeklerinin karşılığında ücret edinmiş oluyorlar. Hem de inanılmaz bir serbest zamana sahipler bu işlerle uğraşmadıkları için. Çünkü kadınlar ücretli işe girseler de bu işlerden sorumlu olmayı sürdürüyorlar. Doğru mu? Evet. Siz yanıt vermediniz için kendim veriyorum. Doğru hocam. Pekala. Şimdi bu işlerin işlevi ne? Kimler faydalanıyor? Kapitalizm için işlevi ne diye baktığımızda toplumsal yeniden üretim sürecinin 3 tane ayağı var. 3 tane temel yanı var. Bir tanesi biyolojik yeniden üretim. Hane içerisindeki bu işlerle kadınlar insan neslinin devamını sağlıyorlar. Dedim ya, o şeydeki Matrix filmindeki gibi böyle küçük hücrelerde filan yetişmiyor insanlık, yetişmeyecek hiçbir zaman için. İnsan biyolojik olarak belirli edimler sonucu ortaya çıkıyor ve ayrıca belirli sosyal ilişkiler, toplumsal ilişkiler evreninde insan haline geliyor. Biyolojik yeniden üretimi sağlayan kadınların emek süreci, yani gebelik, doğum, emzirme gibi temel biyolojik süreçleri var. İkincisi ne? Toplumsal yeniden üretimin önemli veçesi, çocuğa, yaşlıya, hastaya, engelliye bakıyorlar. Yani toplumun yeniden üretimini sağlıyorlar. Bunlar olmazsa, çocuk yetiştirilmezse, tamam biyolojik yeniden üretimi sağladı kadın ama esas iş ondan sonra başlıyor. İnsan yavrusunu bir insan haline getiren, toplumun bir üyesi haline getiren, bütün maddi, manevi,
ideolojik, biyolojik bütün süreçleri kadınlar üstlenmiş durumdalar. Hastalara kadınlar bakıyor. Hastanede bir gidin arkadaşlar. Refakatçi alınan yerlerde kaç tane erkek refakatçi görebilirsiniz? Ben hiç görmedim açıkçası yani. Engellilere bakar kadınlar, hastalara bakar, yaşlılara bakar ve toplumun yeniden üretimini sağlarlar. Üçüncüsü de demin bahsettiğimiz emek gücünün yeniden üretimini sağlarlar. Üç temel işlevi var. Biyolojik yeniden üretimi sağlıyor, toplumsal yeniden üretimi sağlıyor ve emek gücünün yeniden üretimini sağlayarak kapitalizmin yeniden üretimini sağlıyor aslında. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Sosyal Hizmet Merkezi'nde staj yapıyorum ben. Engelli birimliyim. Bize geliyor işte başvurular. Başvuruları incelemeye başladım. Hep böyle bakıcı olarak kadın isimleri, kadınlar. Hep böyle ön planda kadınlar, dilekçelerle uğraşanlar, imzalarda hep kadınlar. Dedim ki hani hep kadınlar mı uğraşıyor? İşte uzman da evet falan gibisinden böyle. Hani bir alışılmış bir yüz ifadesi hocam. Evet. Yani çok üzüldüm. Orada da gördüm bizzat. Evet, sağ olasın. Hakikaten yani biz kendi çevremizden, kendi ilişkilerimizden, kendi mahallemizden biliyoruz. Bu çok açık bir şekilde kadınların emek sürecinde oluyor. Tekrar edeceğim. Üç tane yeniden üretim söz konusu kadınların bu emek faaliyetiydi. İnsan türü, bir hayvan türü olarak aslında, bir canlı olarak insanın yeniden üretimini, biyolojik yeniden üretimini sağlıyor kadınların emek süreci. Yaşlıya, çocuğa, hastaya, adama, engelliye bakarak toplumun yeniden üretimini sağlıyor. Üçüncüsü ise kapitalizmin can damarını, emek gücünü yeniden üreterek aslında kapitalizmin yeniden üretimini sağlıyor. Şimdi, evet, kapitalist üretimi hatırlayalım. Meta üretimi demiştik, fabrikalarda, atölyelerde, ofislerde demiştik, ücretli iş demiştik, kapitalist sömürü söz konusu demiştik, kapitalist devlet demiştik. Toplumsal yeniden üretime gelelim. Çok farklı bundan. Bir kere kapitalist üretim meta üretimi, kar için, para için, piyasa için üretimken toplumsal yeniden üretim nasıl bir üretim? İhtiyaç üretimi. Temel bir ihtiyaç üretimi. Ücretli iş söz konusu iken kapitalist üretimde, toplumsal yeniden üretimde ücretsiz, karşılıksız kadın emeği söz konusu. Kapitalist sömürü söz konusu iken, yani artı değer sömürüsü söz konusu iken, toplumsal yeniden üretimde kadınların emeğinin bedeninin eril sömürüsü söz konusu. Eril tahakküm altında kadınlar bu emek süreçlerini yerine getiriyorlar. Ve bütün kapitalist üretimi organize eden kapitalist devletken, biliyoruz ki toplumsal yeniden üretim söz konusu olduğunda gördüğümüz şey kapitalist ama aynı zamanda eril devlet. Kadına düşman, kadını haneye kapatmaya çalışan, kadının emek sürecinden her türlü faydalanmaya çalışan, sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde mesela neoliberal politikalar söz konusu olduğunda bakım süreçleri giderek piyasaya doğru açıldığında, bu Almanya'da bile böyle oldu, en sosyal devletin en güçlü olduğu yerlerde bile ne oldu? O tampon mekanizmasının kadınların üstlenmesi beklendi. Ailenin bugün için anlamı ne? Aile içerisinde çocuklara bakılsın, yaşlara bakılsın ve aslında şu önü içinden geçtiğimiz kriz ve şey sürecinin, pandemi sürecinin aslında bütün yükünü kadınlar üstlensin. Bu dünyanın pek çok yerinde böyle. Şimdi size gösterdiğim başta yere geldik tekrar bütün bunların üzerinden geçerek. Kapitalist toplumdaki iki temel uğrağı, yani ihtiyaç maddelerinin ve insanın üretildiği, yeniden üretildiği süreçleri beraberce düşünmemizi sağlıyor toplumsal yeniden üretim çerçevesi. Fakat bize kadın emeğinin sadece hane içerisindeki ücretsiz sürecini değil, aynı zamanda meta üretimi sürecine dair de bir sürü şey söylememize imkan veriyor. Çünkü biz bunları ikisini beraber eş zamanlı temel momentler olarak ele alıyoruz. Kadınlar biliyoruz ki meta üretimi sürecinde de yer alıyorlar ücretli işlerde. Ama hepinizin çok iyi bildiği gibi kadınlar aynı işi yapsalar bile erkeklerden daha az ücret alıyorlar. Bu ücret makası %30, %40 civarına genel olarak ama sektörden sektöre farklılaşabiliyor. Kadınların hane içerisindeki üretim süreçlerine benzer
emek alanlarında kümelendiklerini biliyoruz. Tekstil gibi, bakım emeği gibi, öğretmenlik gibi, işte yani şefkat, ilgi, emek, hane içerisindeki bakım emeğine benzeyen emek süreçlerinde kadınlar kümeleniyorlar. Mesela öğretmenlikte kadınların %50'den fazla olduğunu görüyoruz ama eğitim fakültelerinde, ama mesela mühendislik fakültelerinde %50'nin altında seyrettiğini görüyoruz kadın öğrencilerinin gibi. Yani bu süreç aslında istihdam koşullarını da belirliyor. Ayrıca krizlerde kadınların aslında çok daha yüksek yükleri üstlenmesi gerektiğini görüyoruz. Hem önce çıkarılabiliyorlar, kimi zaman için erkekleri çıkarıyor kapitalist, daha ucuza kadınları istihdam ediyor, ikame ediyor erkeklerle. Çünkü kadınlar eğer istihdama katılıyorlarsa, pek çok kadın o zamana kadar istihdama katılmamışlar bile olabilirler. Tek temel sebebi var, hanenin ayakta kalmasını sağlamak. Ücretler ne kadar düşük olursa olsun, çalışma koşulları ne kadar kötü olursa olsun, haneyi ayakta tutmak için kadınların istihdam ama katıldığını görüyoruz, özellikle kriz süreçlerinde. Ve böylece kapitalistler de daha yüksek ücret alan erkekleri alıp yerine kadınları ikame edebiliyorlar. Ya da daha genç, daha çok kazanan kadınları istihdamdan alıp onların yerine daha yaşı büyük kadınları istihdam edebiliyorlar gibi. Yani kriz kadınları inanılmaz vuruyor istihdamda da. Krizin türüne bağlı olarak, aslında nasıl bir kriz ortaya çıktığına bağlı olarak kadınların istihdamının hemen ilk önce etkilendiğini de görüyoruz. Bunlar isterseniz açabiliriz. Fakat kadınların ücretli işte olsalar bile hane içerisindeki iş yükü devam ediyor. Yani kadınlar bir yandan ücretli işin getirdiği kapitalist sömürü, bir yandan ücretsiz işin, bakım işinin getirdiği yük ve ataerkil, eril tahakküm altındalar. Çifte mesai, çifte vardiya, üç vardiya hatta çalışıyorlar. Çünkü zamanı yok bu işlerin. Gece yarısı kalkmak zorunda kalır kadın, bebek ağlar ya da hastanın ilacının verilmesi gerekir. Sabah kocanın iş toplantısı varsa, erken bir uçağa binecekse 5'te kadın kalkar çayını demler mesela. Bunların hepsini biliyoruz yapıldığını. Zamanı olmayan, sınırı olmayan, ücreti olmayan, hiçbir emeklilik, sosyal yardım gibi hiçbir desteğin bulunmadığı bir iş aslında hane içerisindeki iş yükü. Ve sosyal politikalar bütün bu süreci organize ediyor kapitalist devlet. Başından beri söylediğimiz gibi kadınlar ne iş yapacak, ne kadar yapacak, ne giyecek, nasıl yiyecek filan, hepsi aslında devletin tasarrufunda gelişebiliyor ne yazık ki. Ve sonuç olarak artı değer sömürüsünün yerine kadınların hem hane içerisinde hem de iş yerinde eril beden ve emek sömürüsü altında olduklarını biliyoruz. Yani işte yok, hostesler kırmızı ruj sürmeyecek, işte banka sektöründe çalışan kadınlar bakımlı gelecek gibi. Ya da iş görüşmelerinde çok iyi okullardan mezun olmuş kadınlara bile hiç fark etmiyor. Siz çocuk doğuracak mısınız? İşte ne zaman doğuracaksın? Evli misin, bekar mısın gibi en mahrem sorular bile bizim toplumumuza göre, en mahrem kabul edilen sorular bile sorulabiliyor. Kadınlar da mesela Novamed grevindeki kadınlar anlatmışlardı. İşçilerle, kadın işçilerle doğurmama aktı yapıyor mesela işveren, yapabiliyor. Dünyanın pek çok yerinde öyle. Mesela Meksika sınırında ABD'de, makyadoralarda kadınlarla böyle bir akit söz konusu ve işverenler kadınların adet günlerini takip ediyor. Acaba hakikaten adet görüyorlar mı, hamile değiller mi emin olmak için. Bunlar çok açık. Novamed kitabına bakabilirsiniz. Feryat Saygılıgil'in çok güzel bir biliyorsunuz çalışma. Orada nelere maruz kaldıklarını görüyoruz. Sonuç olarak bu devasa bir yük çiziyor bize. Hem hane içerisinde, hem ücretli emek piyasasında, hem devletin içerisinde olduğu, hem sosyal politikaları katan, buradan artık daha özelleşmiş çalışmalara gidebilirsiniz. İsteyenler gidebilirler. Şöyle bir yapı var. Yani kapitalizm bir yanda, toplumsal yeniden üretim süreci bir yanda. Bunu kuşatan bir ataerkil ilişkiler evrimi var. Çünkü ataerkil ilişkiler sadece hane içerisinde değil, biliyorsunuz ki iş yerinde, devlette, poliste, otobüste, yani dolmuşta, dışarı çıktığınız her anda da var. Bu bütün o şeyimizi kuşatmış durumda. Şimdi kabaca şuna bakalım.
deminden beri söylediğimiz süreçler aslında. Kapitalist üretim süreci ile toplumsal yeniden üretim sürecinin etkileşimi bu. Kapitalist üretim süreci, kapitalist devlet aslında diyelim ki, kapitalizmin kendisi toplumsal yeniden üretim sürecini ve dolayısıyla kadınların emek sürecini ve dolayısıyla hem hane içerisindeki yükünü hem de istihdamla katılma biçimini sosyal politikalarla, ekonomi politikalarıyla, teknolojiyle, krizle belirliyor. Toplumsal yeniden üretim süreci ise kapitalist üretim için insanı üretiyor, emek gücünü üretiyor, insanı ve emek gücünü yeniden üretiyor. Böyle bir karşılıklı etkileşim söz konusu. Bunun da yapısı bu işte. Meta üretimi var, yeniden üretim var, kapitalist sömürü, ataerkil tahakküm var, ücretli ücretsiz yeniden üretim emeği var ve kapitalist devlet var. Bunların her birisi birbiriyle etkileşim halinde, merkezde de hane ve aile ilişkileri var. Şimdi tam 1,5 saat olmuş. Biraz galiba uzun sürdü. Ben burada bitireyim artık. Sizin sorularınızı, katkılarınızı alalım. Olur mu arkadaşlar? Ağzınıza sağlık hocam. Yani araya sorular da girdi. O yüzden normal iyi sürdü bence. Ben çok ufak katkı yapabilirim belki. Yani hiç gerçekten ataerki ile kapitalizmin nasıl sürekli bir etkileşim içerisinde olduğunu ve nasıl yer yerde birbirlerini beslemiş olduklarını gördük yani sizin anlatımınızla da. Ve kadınların ezilmesini saat sermayenin mantığıyla açıklayamayacağımızı, yani kadınların yalnızca kadın oldukları için ezilmekte olduklarını da biliyoruz. Orada şunu söylemek istiyorum. İşte kadınların hane içindeki karşılıksız emek etkinliğinin bir üretim tarzı olup olmadığı da çok tartışılıyor ya. Hı hı. Yani, evet, belki de orada siz de değindiniz. İşçi ve kapitalist ilişkisi yok. Belki de işte artı değer sömürüsü yok ama ortada bir emek var. Kadın bir emek sarf ediyor. Hı-hı. Ve o emek bir erkek tarafından emeğe el koyma durumu söz konusu. Gibi kısa bir katkı yapacağım. Bir de kriz koşullarından bahsettiniz. Kriz koşullarının nasıl şekillendirdiğini, kadın emeğini. Aslında biz pandemi sürecinde de bunu çok net görmüş olduk. Yani pandemi sürecinde de işte eve daha çok kapandığımız bugünlerde iş yükü kadınlar tarafından çok daha fazla katlanarak artıyor. Pandemi belki de bunun için büyük bir örnek hepimize. Evet. Şöyle söyleyeyim, bir üretim tarzı işte midir değil midir bununla ilgili inanılmaz tabii tartışmalar var. Fakat şunu söyleyeyim, üretim tarzı demek çok olanaklı gelmiyor bana ama özgür bir üretim süreci olduğu kesin. Yani bunu kavramsallaştırmaya, bunun üzerine daha etraflı düşünmeye ihtiyaç var kesinlikle. Tam olarak çok çalışmak lazım, bunun çok daha iyi bir kuramsal açıklamasını yapabilmek lazım. Üretim tarzı dışında başka türlü bir kavramsallaştırmaya da ihtiyaç olabilir. Ama pandemi, yine senin söylediğin gibi, bu sürecin ne kadar can yıkıcı bir süreç olduğunu hakikaten ortaya koydu. Hepimizin gözünün önünde. Başka sorular var mı acaba? Bir de oraya bakayım. Ben de bir şey söylemek istiyordum. Geliyor mu? Lütfen buyurun. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunumdu. Ben şeyden merak ediyorum. Hani ilk başta şunu sordunuz ya, acaba genlerimize mi işledi ki böyle düşünüyoruz? Ya da hani doğasında mı var kadınların? Ama bu ataerkil ve kapitalist sistem aslında çok fazla ikiyüzlü. Yani buna dair bir çalışma var mı bilmiyorum ama. Mesela kadınların istihdama katılıp mecliste en çok söz aldığı ülkelerden biri İzlanda'dan sonra Ruanda. Ruanda çok büyük bir iş savaş geçiriyor. Erkek sayısı ölüyor. Ve bütün bir ülkede kadınlar hem meclis, yani %60'ın üzerinde İzlanda'dan sonra ikinciydi Ruanda bir ara. Ve ilk onda şu anda hala bildiğim kadarıyla. Kadınların iş gücüne katılımında ve birçok kademede yer alıyorlar. Dolayısıyla kapitalizmin veya ataerkinin kendisini üretmek için çok zor, belki hani kriz, savaş anlarında toplumu, çünkü Vietnam'da da öyle bir süreç vardı. Kadınlar direkt toplumu toparlayabiliyor. Ama tersinden bir süreç var mı bilmiyorum. Mesela toplumun yeniden üretilmesinde ben öyle bir olay tarihte hatırlamıyorum. İşte bütün bir erkeklerin rol üstlendiği veya işte toplumu yeniden üretmesinin sağlandığı herhangi bir ülke veya topluluk
bilmiyorum tersinden. Buna dair bir araştırma var mı bilmiyorum. Varsa önerilerinizi alabiliriz. Açıkçası hiç görmedim tam aksi yönde bir şeyi. Çünkü bu iş bölümünün temelinde yatan şey bu aslında. Yani toplumu üreten, yeniden üreten, bağları üreten, ilişkileri üreten, bu işin kadın işi olarak kodlanmış olması. Kadının aslında bununla nasıl diyelim donanmış olması bir yandan da. Bu bir yandan kötü değil. Yani kadınların bu sosyalliği kurucu, bu bağları kurucu, işte sevdiklerine bir şekilde yaşam koşullarını hazırlıyor olmalarında bir sorun yok. Sorun şurada. Bu işin kalıcı, kemikleşmiş bir iş ve görev olarak kadınlara yüklenmiş olması. Yoksa elbette biz birbirimize güzel yemekler de yapalım, bakımını da sağlayalım ama bize de bakılsın, bize de aşkla yemekler yapılsın, bize değil mi böyle sevgililerimiz, böyle ne bileyim sevgiyle gömleklerimizi falan ütülesinler. Bu iş karşılıklı olduğu zaman esas güzel bir şey olacak. Şimdi ise bu tamamen bir emek sömürüsü. Sömürü ilişkisinde ekleyebiliriz ama bunun da çok iyi işlenmesi, çalışılması lazım. Yani kadınların hane içerisinde emek sömürüsüne uğradıklarını açıklayacak iyi çalışmalara ihtiyaç var. Mesela Delphi işte biraz önce söylediğimiz ev içi üretim tarzı derken burada kadınların emeğinin sömürüldüğünü de söylüyor. Ya da bambaşka bir yerden işte kapitalizm kadınların emeğini sömürüyor diyenler var. Dalla Costa gibi değil, Selma James gibi. Bunlardan bahsetmiyorum. Bunlar yolu açanlardı. Bizim artık bunların kuramını yapmamız lazım. Bunları daha incelikli çalışıp ortaya koymamız lazım. Çok açık ki kadınların hane içerisindeki emeğine el koyuluyor. Bu nasıl bir el koyma ilişkisidir? Bunu görmek lazım. Gülcan'ın söylediği gibi bu devasa yükün en önemli yerlerinden birisi de gerçekten kadınların o toplumsal ilişkileri kuruyor olması. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, AKP bunu çok iyi gördü. AKP'nin başarısının tırnak içerisindeki oy başarısını kastediyorum ve toplum nazarındaki kabulünü. Kadınlar üzerinin örgütlenmesinden geçtiğini unutmayalım. Çok kritik bir şey bu. Yani kadınları aslında ilk önce çektiler, cezbettiler. Ve kadınlar hakikaten örgütlüyor. Cemaat örgütlenmesine bakın mesela. Yine kadınlar çok kritik bir yerdedir, öyle değil mi? Çünkü yaşam üretiyor kadınlar. Yaşamı yeniden üretiyor. O bağları üretiyorlar. Mesela şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hiçbirisine tanıklık ettiniz mi? Babanız, dayınız, kocanız, sevginiz. Kaç tane bir buluşmayı, işte misafirlerin gelişini, sizin onları ağırlamanızı organize etti? Her şeyle. Telefon konuşmasından saati belirlemeye, ikramlardan onlara işte temiz ortamı hazırlamaya kadar. Hep biz annelerimizin bunu yaptığını görmedik mi? Annelerimizin, işte teyzelerimizin, kendimiz, komşumuz. Sonuç olarak bu güzel hasletler bunlar. Ama sorun şu, bunun sadece eşitsiz biçimde, büyük olarak kadın işi görülmesinde bir problem var. Şunu da söyleyeceğim, bu bize şu gücü de veriyor aslında. Bizim kadınlar olarak örgütlenmemizin, birlikte olmamızın da aslında ne kadar mümkün olduğunu gösteriyor. Açıkçası öyle. Çünkü bağı kuran biziz. Toplumsal ilişkileri kuran, yöneten, aslında onları organize eden biziz. Yani erkeklerin o sendikal ya da sol örgütlenmesinden çok daha candan, çok daha direngen, çok daha yan yana ilişkiler kurabiliriz yani. Çünkü bizim aslında tarihimiz, hepimizin kişisel tarihi ve kadınların toplam tarihi bunun üzerine kurulu olduğu için biz o anlamda bence o gücümüzü de çok kullanmıyoruz. Hocam, Ümmü Hanım'ın bir sorusu vardı. Dilerse kendisi sorabilir ya da chat kısmından görüntülüyorsanız. Ümmü Han soracak mı? Ümmü Han çıktı mı acaba? Tamam, bakalım o zaman. Yani görüntü ve ses açamıyormuş hocam. Tamam.
Şimdi tabii çok güzel söylemiş Ümmühan. Yani öyle bir şey ki mükemmel kadın olmaktan ne zaman vazgeçeceğiz? Nasıl vazgeçeceğiz? Ya açıkçası böyle bir reçete falan hani nasıl söyleriz onu pek bilemiyorum ama şuna güveniyorum ben. Yani her birimiz aslında birbirimizle karşılaştıkça, birbirimize aynı oldukça yolumuz aydınlanıyor, aklımız aydınlanıyor. Çok temel bir şey bu. Kişisel olarak içinden çıkabileceğimiz şeyler değiller. Birlikte çıkacağımız, birbirimize aynı olarak çıkacağımız. Şuna çok güvenmek lazım. Bunları sırf böyle hani ajitasyon olsun falan diye söylemiyorum. Çok yürekten söylüyorum. Bir kere güvenmemiz lazım birbirimize. Birbirimize destek olmamız lazım. Birbirimize güç olmamız lazım. Başka türlü buradan çıkılmıyor. Kişisel olarak her birimiz belirli başarılar, belirli yollar kat ediyoruz elbette. Ama esas olarak bu gidişatı dur diyebilmek için hakikaten bu eril hegemonyaya, erkek egemenliğine, erkek gücüne, her yerde karşılaştığımız erkek gücüne, yani hepimiz biliyoruz değil mi? Ben hem bir odanın üyesiyim hem de sendikanın üyesiyim. Orada aslında sizin için biçilen şeyler o kadar bellidir ki. Biraz zorlamaya başladığınızda hemen sorun olmaya başlar. Mesela ben şey söyleyeyim, eğitim sende. İşte biliyorsunuz ilk kadın komisyonları kurulduğunda gerçekten bir sendika için çok ileriydi bu. Sendika da bundan çok büyük bir kıvanç duyuyordu filan. Ne zamana kadar? Kadınlar birazcık güçlenip artık başka talepler dillendirmeye başlayıncaya kadar. Aynı şeyi şurada da görüyoruz. Mesela 1789 devriminde de önde olan bir sürü kadın önder var. İsimlerini biliyor musunuz mesela? Terroir'i hiç duydunuz mu? Duymadınız. Ama Danton'u bilirsiniz değil mi? Robespierre'i bilirsiniz. Yani onlar hep tarihi yazmışlar, kendilerini yazmışlar, kadınları görünmez kılmışlar. Hatta bu bahsettiğim kadın giderek böyle mahalleleri örgütlüyor o Fransız devriminde ve giderek kadınlar için de talepler de bulunmaya başlıyor. Çünkü şunu söylüyor, biz işte özgürlük, eşitlik diyoruz ama çok açık ki erkekler de eşit değiliz. Biz kadınlar için de eşitlik istiyoruz dediği zaman Robespierre bunu kenara çekip kulağını büküveriyor. Yani haddini bildi, o kadar da değil yani. Söylemeye çalıştığım bu. Bugün de aynı şey geçerli. Bugün içinde işte bir sendika, karma örgütte ne güzel kadın komisyonlarımız var, kadınlar da kendi kendine bir şeyler yapsınlar. Ama o dairenin içini biraz zorladığınızda sınırlarını, hayır biz mesela kendi özel bütçemizi istiyoruz dediğiniz andan itibaren şey başlıyor, hır çıkmaya başlıyor gibi. Ya da ne bileyim işte TİMOB'un genel başkanı tutturuyor. Ben kadın kurultayını her zaman ben açacağım diye. Gibi. TİMOB'lu var mı aranızda bilmiyorum. Ya sonuç olarak söylemeye çalıştığım şey biz ancak birbirimizi bu anlamda güzelleyerek, destek olarak, güçlendirerek, aslında beraberce düşünerek, beraberce eğleyerek bu şekilde baş edebiliriz diye düşünüyorum. Yoksa her birimiz şey yapıp gidiyoruz yani. Çünkü şunu görmemiz lazım. Biz bu hayatın içindeyiz. Her şeyiyle. Her tarafımızdan bizi kuşatmış durumda. Yani o normları hepimiz bir parça peşindeyiz. Yani işte ister istemez aslında bizim için öngörülen ne varsa onların bir şekilde içindeyiz. Önemli olan beraberce buralardan çıkmak. Mesela kadınlar şunu söylüyorlardı hani 8 Mart'larda filan, bırak evi bok götürsün diyorlardı. Hatırlıyorsunuz değil mi o şeyleri filan? Hakikaten bazen bunu söylemek lazım. İlla titiz kadın olmayalım. Mesela yani. Başka acaba ekleme, soru, içinden geçeni? Anıl, evet. Hocam aslında ismim Melda. Bir sistemde karıştığı için evet. Merhaba. Merhabalar yani. Eşimle sistemimiz karışmış. O yüzden onun adıyla girmişim. Yanlışlıkla böyle bir durum söz konusu. Ben şunu söyleyeceğim aslında. Yani merak ettiğim, fikrinizi merak ettiğim bir konu. Bu ev işi karşılığı ücretle ilgili çok, yani feminist literatürde özellikle çok büyük bir mücadele var. Silvia Federici falan özellikle bunun üzerine bayağı bir kitap falan yazmış, birçok makalesinde okudum. Hatta Gülnur Hoca da gene makalelerinde ev işi karşılığı ücret meselesinden bahsediyor. Siz bu ev işi karşılığı ücret meselesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani benim bu konuyla ilgili birazcık kafamda soru işaretleri var. Çünkü sanki ücret verilmesi de bu işlerin tamamen kadınların üstüne yapışma riski barındırıyormuş gibi geliyor ve literatürde de bu yönde bir açık görüyorum aslında. Fikrinizi almak isterim. Ne güzel söyledin.
Şimdi şöyle söyleyeyim, iki tane şey söyleyeceğim bununla ilgili. Birincisi, bu bir kere yapılabilir bir şey gibi gözükmüyor. Yani ücret ilişkisi dediğimiz şey ücretli iş ancak sermaye koşulları altında sermayedar ve işçi arasında yapılan bir akittir. Peki hane içerisindeki işçinin ücretini kim verecek? Yani sermayeye bir değer yaratmıyoruz ki, bir kere sermaye vermeyecek. Devlet dediğin şey zaten vergilerden gelecek bir şey, o da sermayeden gelecek bir şey olacak. Yani o da çok anlamsız. En fazla işte bakımı, biliyorsunuz Türkiye'de yaptığı gibi bakım emeğinin bir kısmını karşılıyor. Onun sebebi de şu, Türkiye'de şu şey yapılıyor, dünyanın pek çok yerinde yapılıyor. Bir bakım kurumu açmak için yapılacak masraf şu kadar, hanelere şu kadar versek çok daha ucuza gelir filan gibi basit bir bakkal mantığıyla yapılan bir şey yani o. O yüzden bir kere yapılabilir değil çünkü muhatapları belli değil. İkincisi, nasıl ölçülecek? Şimdi piyasa ölçer. Piyasa her şeyi ölçer ve değerlendirir. Yani şöyle söyleyeyim, ne demek istiyorum. Pazara gidin, deyin ki ben bu hafta patates satacağım. Patateslerim çok güzel. Yani işte ortalama patates götürüyorsunuz ama fiyatı diyelim ki 1 lira olsun patatesin. Siz 2 liradan satmaya çalışın. Bir hafta boşuna geçer. Bir iki kişi sen alır ama bir daha kimse almaz çünkü yanınızda 1 lira vardır. Siz ikinci hafta muhakkak 1 liradan satmak zorundasınız. Yani piyasa onu değerlendirir zaten, demeye çalıştığım bu. Ama hane içerisindeki nasıl değerlenecek? Çünkü bir kere piyasa içinde değil. Nasıl belirlenecek? Bir ortalama mı alınacak? Kadınların emeğine hangisi kıstası olacak filan gibi. Yani teknik ve muhatap açısından bir sorun var. İkincisi ise Melda'nın söylediği gibi gerçekten bu iş aynı kadınlara yapışan kadının işi haline getiriyor. Bizim derdimiz şu olmamalı. Biz o yüzden dedim ki bunlar güzel aslında, birbirimiz için emek vermek, bakım vermek. Sorun kadınların bunu karşılıksız ve sürekli yapıyor olması. Burada bir sömürü içerisinde olması. Bence bizim temel talebimiz devletten daha fazla bakım kurumu ama esas olarak da erkeklerin bu işi yapmasını sağlamak. Sosyalist Feminist Kolektif'in erkeklerden alacaklıyız diye bir dönem öyle bir şey olmuştu. Onu biliyor musunuz? Yani binlerce yıldır kadınlar bu erkeklere bakıyor, onların çocuklarına bakıyor, anasına danasına bakıyor. Yeter artık, biz sizin için emek harcamayacağız, alacaklıyız gibi. Hakikaten öyle. Yani bırakalım, yapmayalım bazı işleri. Yani biraz lavabolar daha az şey, hijyenik oluversin. Yani onun da dengesi bulunuyor bir süre sonra zaten. Gerçekten bulunuyor. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani erkeklerin yapamayacağı en ufak bir iş yok bu saydığımız işler içerisinde. Her birisi biraz özenle, biraz şeyle yapılabilecek işler. Yani çocuğa da bakılır, hastaya da bakılır. Zorunlu kaldıklarında bakıyorlar, ücretli iş olduklarında bakıyorlar. En iyi aşçılar onlar oluyor, en işte nezaketli hizmet elemanları onlar oluyorlar. Oluyorlar yani, olabiliyorlar sonuçta. Bırakalım yapsınlar. Bunun tek yolu bu. Onlar da yapacak, onların da işi olacak. Mesela kendi yaşadığımız hanelerde erkek arkadaşımız mı, yoldaşımız mı, sevgilimiz mi, kocamız mı, babamız mı, bırakalım yapsınlar işleri yani. Çünkü biz de biraz şey yapabiliyoruz zaman zaman, beğenmiyoruz, işte üstleniyoruz, işte istediğimiz gibi yapılsın istiyoruz, vazgeçelim. Hocam çok teşekkür ederim. Aslında bizim evde yaptığımız temel şey de açıkçası bir iş bölümü yani. Bunu uygulamaya çalışıyoruz. Özellikle ben bu alanda çalışmaya başladığımdan beri bir tık daha normalden daha fazla özen gösteriyorum. Herhalde okuyunca insan biraz daha gaza geliyor ve evet, daha bir bilinçleniyor. Benim bir sorum daha olacak aslında, eğer arkadaşlarımın da vaktinden ve söz haklarından çalmıyorsam eğer. Avcı toplayıcı toplumlar hakkında ne düşündüğünüz aslında bu bağlamda? Özellikle Maria Mays'ın falan çalışmaları var ve bu doğa ikileminden aslında. Kültür doğa ikileminden geliyor. Gene bu avcı toplayıcı toplumlarda kadınların toplayıcılıkta aslında ne kadar üstün meziyetleri olduğunu ve bunun toplumda ne kadar üstün konumda olduğundan bahsediliyor. Hani o dönemlerde mesela erkekler eli boş döndüklerinde hani aslında kadın oradaki ihtiyaçları karşılamış oluyor. Ben bu konu hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Acaba ondan sonra mı her şey tepetaklak oldu, bu burjuvazi işte kapitalizm falan derken? Evet, yani ilk avcı toplayıcı toplumlara baktığımızda sen söylediğin gibi yani kadınların büyük çoğunluğu derleyici ama bazı toplumlarda kadınların ava katıldıklarını da biliyoruz. Büyük avlara katılıyorlar, küçük av denilen küçük hayvanları avlıyor kadınlar.
Kimi zaman için mesela o örneğe vermiştim az önce, Inuitlerde, kuzeydeki avcı toplayıcılarda mesela fok avcılığı sadece kadın işi olarak görülüyor. Yani sonuç olarak kadınlar avcılık yapsa da yapmasa da derleyici olarak da inanılmaz katkıda bulunuyorlar. Şimdi 1960'larda şöyle bir antropolojide eril zihniyet hakim. Şöyle düşünülüyor, avcılık esas olandır. İşte bütün o grupların, toplulukların besin ihtiyacını erkek avcılar karşılar. Avcılık hatta insanlığın dayanışmasının da işte geliştirici bir şeydir. Yani insan avcılık yolunda insan oldu. Man the Hunter diye bir şey var. Bir sempozyum yapılıyor. Ve bu sempozyumun bir derlemesi yapılıyor. Lee diye bir çok büyük bir antropolog var. Kalahari Çölü'ndeki ilk toplumları inceliyor, avcı toplayıcıları. Ve çok ilginç. O bizzat kendisi Lee şunu söylüyor, onun çalıştığı toplumlarda besin ihtiyacının %60'ından fazlasını derleyici kadınlar sağlıyorlar. Şimdi bu çok kritik bir şey. Yani bizzat bu işte antropoloji literatüründe ve tarihinde çok önemli bir moment olan bu Man the Hunter ne diyelim illüzyonunu aslında tam da bu işi örgütleyen kişi yerle bir ediyor ve ortaya şunu çıkarıyor. Kadınların katkısı çok büyük. Tabii ondan sonra inanılmaz çalışmalar yapıldı. Yani böyle derleyici deyip geçmeyin. Kadınlar böyle 80 tane farklı bitki türünü ayırt edebiliyorlar. Farklı toprak altındaki kökleri tanıyorlar. Şifa veren bitkileri tanıyorlar. Ondan sonra balları takip ediyorlar filan. Bütün bunlar kadınların emek süreci. Ve mesela o şeyin kampın bulunduğu yerden 10 kilometre çapında geziyorlar, tüm gün geziyorlar. Ve türlü coğrafyayı tanımak zorundalar. Çünkü bunlar aslında yerleşik değiller. Yerleşik olmadıkları için de her gittikleri zaman şey değişiyor, coğrafya değişiyor. Bütün o coğrafyaları bilmek zorundalar. Yani sonuç olarak avcı toplayıcıların itibaren kadınların emek sürecindeki katkısı çok büyük. Daha eşitlikçi ilişkiler içerisindeler. Fakat o ilk toplumlarda da yavaş yavaş katmanlaşmanın ortaya çıktığını, erkek çiftlerin oluştuğunu görüyoruz. Ve bugüne kadar gelen o eşitsizlik sürecinin de kökleri oradan çıkıyor diyebiliriz. Hocam çok teşekkür ediyorum sorulara cevaplarınız için. Ben bir de bir şey söylemek istiyorum açıkçası. Ben dediğim gibi görünmeyen emek çalışıyorum Feryal Hocam'la birlikte. Hatta Feminizm cildinde de sizin bir makaleniz var. Evet. Ben aslında mail adresi de rica edecektim. Hani danışmak istediğim bir şeyler olur kaynak literatür anlamında. Ben şimdi chat'e yazıyorum. İsteyen arkadaşların hepsi bana ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyorum hocam. Benim sorularım bu kadar. Bu eğitim için de çok teşekkür ediyorum. Düzenleyen arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Feryal'e de sevgilerimi ilet olur mu? İletirim hocam, sağ olun. Hocam siz konuşmanız sırasında bir kitap isminden bahsetmişsiniz. Burada Fatma Nur sormuş hocam kitabın adını yazar mısınız diye. Feryal Saygılıgil'in kitabıydı yine. Evet evet. İşte Novament Grevi. Bir Kadın Grevi kitabın ismi. Çok güzel bir kitap. Feryal belgeselini de çekti. Düzgün yazabildi mi diye görmeye çalışıyorum da gözüm herhalde tamamdır. Evet. Bir Kadın Grevi, Novament Grevi'ni anlatıyor. Geçen sene çıktı ya da 1,5 sene olmuş olabilir. Feryal Saygılıgil. Başka soru veya ek yapmak isteyen var mı arkadaşlar? Benim ufak bir katkım olabilir belki. Ne güzel olur. Bu ev içi yeniden üretim sürecinden bahsederken aslında patriarkanın devamlılığını sağlayan bir diğer önemli ayak olarak da şiddet mekanizması çıkıyor karşımıza. Yani bir kadın evde o üretim sürecinde kendisine dayatılan işleri yapmayı reddettiğinde şiddetle karşılaşabiliyor. Ya da özgürleşmeye, bağımsızlaşmaya çalıştığında sadece yemek tuzsuz olduğu için katledilen kadınları biliyoruz örneğin. Bu noktada şey örneğini vermek istiyorum aslında, biraz hatırlatmak daha doğrusu. Son günlerde bir ifşa süreci yaşıyoruz. Türkiye'nin MeToo hareketi olarak adlandırdığımız bir ifşa sürecini yaşıyoruz. Ve bu süreçte de aslında bir takım faillerin ortaya çıkmasının yanı sıra kadınlar şu gerçekliği de öne çıkardılar diye düşünüyorum. Biz toplumsal hayat içerisinde gerçekten eşit değiliz. Hiçbir anlamda eşit değiliz. Çünkü evin dışında bir yerde çalışmaya başladığımız zaman da
Orada bir erkekle aynı koşullarda ya da aynı kaygıları giderek çalışmıyoruz. Biz orada tacize maruz bırakılıyoruz. Biz orada şiddetle karşılaşabiliyoruz. Ve bu noktada da sizin de bahsettiğiniz gibi birbirimizin elinden tutma meselesi ve birbirimize destek olma, birbirimizi güçlendirme meselesinin çok kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok kadın açısından belki de iş hayatına girmek yönünde önemli bir kaygı bu mesele. Ama bu ifşalar aynı zamanda şunu da göstermiş oldular. Ne olursa olsun birlikteyiz ve başvurduğun hiçbir kurum senin şikayetlerini dikkate almayacak olsa da, bu şiddet devlet eliyle de, yargı eliyle de tekrarlanacak, yeniden üretilecek olsa da, kadınlar birlikteler ve birlikte durduğumuz sürece biz bunları aşabileceğiz mesajını veren bir şeydi aynı zamanda. Bu açıdan da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunu çok iyi oldu. Ağzına sağlık Tuana. Ben de o zaman Tuana'nın bıraktığı yerden gerçekten bir araya geldiğimizde, sesimizi yükselttiğimizde ne kadar güçlü olduğumuzun farkına da varıyoruz bir yandan. Yani böyle buluşmaların kendisi de bana gerçekten çok güçlendirici oluyor. Siz demin konuşmanızda işte erkeklerden alacaklıyız dediniz ve son dönemde yapılan ifşalarla birlikte kadınlar şunu da yükseltti. İşte bize bir yaşam borçlusunuz, bize bir yaşam borcunuz var. Gerçekten de öyle. Şimdi konuşmanın başından beri şunu söylüyorum ben de kendi içime. Gerçekten neler 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 yapıyoruz biz. Doğduğumuz andan itibaren gerçekten bir yaşam borcunuz var diyebiliyorum yani bu noktada. Kesinlikle öyle, kesinlikle. Dünya nimetleri denilen şeyin tabii ki çok büyük bir kısmından mahrumuz biz. Kendimizi geliştirecek araçların çok büyük bir kısmından mahrumuz. Dünyanın pek çok yerindeki tabii sınıfsal ayrışmalar bir yana çok açık ki, yani cinsiyetlerde sınıf gibi yapılanmış durumdalar çok açık bir şekilde yani. Ne olursanız olun, nerede olursanız olun, bütün o kaynakların ancak bir kısmına erişebiliyorsunuz. Bu kaynaklardan kastım sadece maddi kaynaklar değiller. Yani yaşamı geliştirmek için, yaşamınızı güzelleştirmek için, keyifli bir yaşam sürebilmek için, şu çimlere uzanıp yani yatmak bile, yani onlardan bahsediyorum. Bütün bunların hepsinden mahrumsunuz. Ve üzerinizde sürekli bir diğer denetim biçimleriyle kaynaşmış, yani bu kimi zaman için ataerkil, kimi zaman için kapitalist, kimi zaman için feodal olmuş, kimi zaman için efendi olmuş filan, ama o işte eril tahakküm her birinin içerisinde ve bütün hücrelerine kadar sinmiş, yerleşmiş durumda. Erkek dayanışmasında hiç hafife almamak lazım, onu da söyleyeyim. Bence bu son süreç onu da çok net bir şekilde gösterdi. Korksunlar, hakikaten geceleri uykuları kaçsın, uyuyamasınlar. Böyle bitirelim. Yoksa teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Var mı başka soru acaba? Ya da bir şey eklemek isteyen? Yoruldunuz, onu da biliyorum. Biraz yordum sizi. Hocam çok keyifliydi. Ağzınıza sağlık. Benim için de öyle. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz hocam. Yani güzel bir gün oldu. Böyle buluşmak da çok güzel. Özellikle şu pandemi sürecinde insan evet, moral oluyor. Ki bayağı bir yük var omuzlarımızda. Umarım her şey daha güzel olur. Gerçekten. Olacak, olacak. Valla yani dünyayı hep kadınlar devindirmiş. Bak 1789'u söyledim size. İşte Şubat devrimini başlatanlar da kadınlar. İşte her yerde öyle. Şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Ben Karaburun'da yaşıyorum. İzmir Karaburun'da. Karaburun Bilim Kongresi yapılıyor. Biliyorsunuz, haberdarsınız. Bu sene pandemimizden olamadı. Ama seneye büyük, yani umarım daha güzel günler olacak ve yapacağız. Geçen seneki, yani son Karaburun Kongresi'nde bir feminist cuma yapmıştık. Haberdar mısınız bilmiyorum. Çok güzel oldu. Yani işte yoğurtçudan, çatlak zeminden kadın arkadaşlar da geldiler Türkiye'nin dört bir yanından. Hem bir forum yaptık, hem böyle gün boyu paneller yaptık. Akşam da birlikte yedik içtik falan, çok güzeldi. İnşallah seneye de yapacağız. Sizin de aklınızın ucunda bir yerde dursun, olur mu? Hepiniz gelin. Çok isteriz hocam.